Kaplanı uyandırmak, travmayı iyileştirmek, yazan Peter A. Levin ve Anne Frederick, seslendiren Rıza Yıldırım. Travmayı iyileştirmek, boğucu deneyimleri dönüştürmek için yaratılışımızdan gelen bir potansiyele sahibiz. İçindekini dışarıya çıkarırsın eğer, içinde olan kurtuluşun olur. İçindekini dışarıya çıkarmadığında ise içinde olan tüketecektir seni. Gnostik İncil'lerden alıntıdır. Elaine Pagels Giriş Çeyrek yüzyıldan fazla süredir, bu benim hayatımın yarısı demek oluyor, travmanın uçsuz bucaksız gizemini çözmeye çalışıyorum. Meslektaşlarım ve öğrencilerim bana sık sık nasıl olup da travma gibi marazi bir konuya kendime zarar vermeden böylesine derinlemesine dalıp bağlı kalabildiğimi soruyorlar. İşin aslı insanın kemiklerini donduran ızdıraba ve korkutucu bilgiye maruz kalmak yerine tutkuyla çalışmaya dalıyor ve çalışmamdan besleniyorum. Birçok biçimde karşımıza çıkan travmayı anlayıp iyileştirmeye destek olmak benim hayatımın işi haline geldi. Travmanın çeşitli biçimlerinden en yaygın olanları otomobil kazaları ya da diğer kazalar, ciddi hastalıklar, ameliyat ve diğer tıbbi ya da dış hekimliğine ait rahatsız edici uygulamalar, şiddete veya savaşa şahit olmak ya da bunları yaşamak veya sayısız doğal afetlerin sonucu biçiminde kendilerini göstermekteler. Travma konusunun beni böylesine büyüleyen yanı aslında fizik ve doğa bilimleriyle, felsefeyle, mitolojiyle ve sanatla arasındaki girift ilişki. Travmayla çalışmak benim gerekli ya da gereksiz ızdırap çekmenin anlamını kavramama yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi bu çalışmalarım insan ruhunun muammasını anlamlandırmamı da sağladı. Bu eşsiz öğrenme fırsatına ve travmayı iyileştirmenin ortaya koyabildiği o dilin metamorfoza şahit olma ve katılma ayrıcalığına sahip olduğum için şükran duyuyorum. Travma hayatsal bir olgu. Ancak bunun insanın kaderi olması gerekmiyor. Travma iyileştirilebilir ve bununla da kalmayıp doğru destek ve rehberlikle dönüştürücü de olabilir. Travma psikolojik, sosyal ve spiritüel uyanışın ve gelişimin en önemli ve etkili güçlerinden biri olma potansiyeline sahip. Travmayı nasıl ele aldığımızın bireyler, topluluklar ve toplumlar olarak hayat kalitemiz üzerinde fazlasıyla önemli bir etkisi var. Eninde sonunda etkili olacağı yer ise tür olarak nasıl hayatta kalacağımız, hatta hayatta kalıp kalamayacağımız geleneksel bakış açısına göre travma, psikolojik ya da tıbbi bir rahatsızlık. Modern tıp ve psikoloji uygulamalarında beden zihin arasındaki bağlantıya sözde destek verildiğinde, travmanın iyileşmesiyle ilgili derin bağlantı fena halde yabana atılmış oluyor. Zihin ve bedenin birbirine kaynaşmış birliği, zaman içinde dünyanın en geleneksel şifa sistemlerinin felsefi ve pratik dayanaklarına temel oluşturmuş olsa da ne yazık ki günümüzün travma tedavisine dair modern yaklaşımlarında bunun eksikliği hissedilmekte. Doğulu ve şaman şifacılar binlerce yıldan beri yalnızca zihnin bedeni tıpkı psikosomatik tıpta olduğu gibi etkilemekte olduğunu kabul etmekle kalmamış, bedene ait her organ sisteminin zihnin yapısında ruhsal olarak eşit derecede temsil edildiklerini de onaylamışlardır. Nöroloji, Psiko-nöroimmünolojide meydana gelen devrim niteliğindeki en son gelişmeler, zihin ve beden arasındaki çift yönlü girift iletişime dair somut kanıtlar ortaya koydular. Kendis, Pert gibi karmaşık nöropeptik haberciler üzerine çalışan bilimsel araştırmacılar, bedenin ve zihnin karşılıklı iletişimi sağlayan birçok yolun varlığını keşfettiler. Bu en modern araştırmalar antik bilgeliğin zaten hep bildiği şeyin bir tekrarı oldu. Beyin dahil olmak üzere bedenin her bir organı kendi düşüncelerini, duygularını ve telkinlerini ifade eder ve diğerlerinin ifadelerini de can kulağıyla dinler. Çoğu travma terapisi konuşarak zihne ulaşırken ilaçlar aracılığıyla da zihnin moleküllerine hitap eder. Bu yaklaşımlardan her ikisi de kullanılabilir. Ancak Beden tarafından oynanan asıl role hitap etmediğimiz takdirde travmayı tamamen iyileştirmemiz mümkün olmaz, olmadı. Olmayacaktır. Bedenin travmadan nasıl etkilendiğini ve iyileşmedeki merkezi rolünü anlamak zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde travmanın üstesinden gelme girişimlerimiz sınırlı ve tek yönlü kalacaktır. Hayata dair mekanik ve indirgemeci bakış açısının ötesinde organizma yaşar, bilir, hisseder ve duyumsar bu yaşayan beden, duyuları olan tüm varlıklarla paylaştığımız bu unsur, travmanın etkilerinden kurtulup iyileşmemiz için içsel bir kapasiteye sahip olduğumuz konusunda bizi bilgilendiriyor. Bu kitap, bedenin sahip olduğu o müthiş, ilkel ve zeki enerjiyi dönüştürmeyi ve kullanmayı öğrenerek elde ettiğimiz bilgelik armağanı üzerine yazıldı. Travmanın yıkıcı gücünün üstesinden geldiğimizde, içsel potansiyelimiz Bizi ustalığın ve bilginin yeni irtifalarına yükseltir. Peter Levin Amtrak Zafir Ekim 1995 Önsöz Bedenin hakkını vermek Beden ve zihin Bedenin hareket gücünü artıran, azaltan, sınırlayan ya da genişleten her şey zihnin hareket gücünü artırır, azaltır, sınırlar ya da genişletir. Ayrıca zihnin hareket gücünü artıran, azaltan, sınırlayan ya da genişleten her şey bedenin hareket gücünü artırır, azaltır, sınırlar ya da genişletir. Spinoza, 1632, 1677. Kimsenin bir açıklama getiremediğini düşündüğünüz bazı tuhaf semptomlar yaşamaktaysanız, bunlar geçmişte yaşamış olduğunuz ve belki de hatırlamıyor bile olabileceğiniz bir olaya verdiğiniz travmatik tepkiden kaynaklanıyor olabilirler. Yalnız değilsiniz deli de değilsiniz. Başınıza gelenlerin mantıklı bir açıklaması var. Onarılamaz bir biçimde yaralanmadınız ve semptomlarınızı azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak mümkün. Travma yaşandığında zihnin derin değişikliklere uğradığını biliyoruz. Örneğin kendi gemisini karaya oturtan bir kişi öncelikle duygusal reaksiyondan ve hatta net bir hafızadan ya da bunun gerçekten yaşandığını hissetmekten korunur. Bu önemli mekanizmalar örneğin disosyasyon ve inkar mekanizmaları bu değişime uğrayan durumları gidermek için güvenli bir yeri ve zamanı umutla beklediğimiz bütün o kritik dönemler boyunca yolumuzu bulmamıza yardımcı olurlar. Aynı şekilde beden de travma sırasında derin reaksiyonlar verir. Hazırlandığında gerilir, korktuğunda büzülür ve terör karşısında çaresiz kaldığında donar ve yıkılır. Zihnin verdiği koruyucu tepki normale döndüğünde bedenin tepkilerinin de olayın ardından normale dönmesi beklenir. Bu onarıcı süreç engellendiğinde ise travmanın etkileri yerleşir ve söz konusu kişi travmatize olur. Geleneksel bakış açısıyla psikoloji, travmaya zihin üzerinde yaratmış olduğu etkiler üzerinden yaklaşır. En iyimser tanımıyla buna hikayenin yarısı denilebilse de bütün açıdan tümüyle yetersizdir beden ve zihnin bir bütün oluşturmak üzere iç içe geçtiklerini kabul etmeden travmayı derinden anlamanız ya da iyileştirmemiz mümkün olmaz. Bir yöntem bulmak. Bu kitap geçtiğimiz 25 yıl boyunca geliştirmiş olduğum doğalcı yaklaşımı kullanarak travma semptomlarını çözmek amacıyla yazıldı. Ben posttravmatik stres bozukluğunu PTSD üstesinden gelinmesi, bastırılması ya da uyum sağlanması gereken bir patoloji gibi görmüyorum. Benim değerlendirmeme göre bu sendrom doğal sürecin eri gitmesinin bir sonucu. Travmayı iyileştirmek, yaşamaya, hissetmeye ve organizmayı bilmeye dair doğrudan deneyim gerektirir. Sizinle paylaşmakta olduğum prensipler, travmanın kaynağıyla ilgili ipuçlarının peşine düşerek öğrendiklerimin ve danışanlarla çalışarak elde etmiş olduğum deneyimlerin ürünüdür. Bu çalışma sayesinde içine daldığım alanlardan birkaçını saymam gerekirse fizyoloji, nöroloji, hayvan davranışları, matematik, psikoloji ve felsefe ile fazlasıyla derinlemesine ilgilendiğimi söyleyebilirim. İlk başlarda başarılarım tesadüf ve şans eseri geliyordu. İnsanlarla çalışmaya devam ettikçe, öğrendiklerimi sorgulayıp daha ileriye götürmeye çalıştıkça ve travmanın gizemine daha çok daldıkça şansın ötesine geçip önceden kestirilebilir başarılar elde etmeye başladım. İnsan organizmasının içgüdü dağarcığının derin biyolojik bilgiler içerdiğini ayrıca bu imkan sayesinde travmayı iyileştirme sürecine rehberlik edebildiğine ve edebileceğine gittikçe daha da ikna oldum. Bu içgüdüsel tepkilere katılmaya her geçen gün daha da artan bir önem atfedilmesi danışanları iyileştirirken ben de merakımın karşılığını olan biteni anlayarak alıyordum. İnsanlar semptomların nasıl meydana geldiklerini nihayet anladıklarında ve kendilerine ait içgüdülerin nasıl çalıştıklarını ve onları nasıl ele alıp deneyimleyeceklerini kavradıklarında fazlasıyla rahatlıyorlardı. Somatik deneyimleme yeni bir olgu olduğundan henüz hummalı bilimsel araştırmaların öznesi değil. Benim bu yaklaşımın geçerliğini desteklememin sebebi ise üzerinde çalıştığım birkaç yüz vakada insanların tam ve tatminkar bir hayat yaşamlarını engelleyen semptomların bu çalışma aracılığıyla tamamen ortadan kaybolduklarını ya da fazlasıyla azaldıklarını bildirmeleri oldu. Genellikle diğer modalitelerle bağlantılı olarak birebir terapi bağlamında çalışıyorum. Elbette ki bu kitabın işinin ehli bir terapistle yapılan bireysel bir çalışmanın yerini tutacağını iddia etmiyorum. Ancak burada sunulan prensiplerin ve bilgilerin pek çoğunun travmayı iyileştirmede kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Terapi görmekteyseniz bu kitabı terapistinizle paylaşmanızın faydası olabilir. Terapi görmüyorsanız da bu kitaptan kendi kendinizi iyileştirmek için faydalanabilirsiniz. Yine de bu yardım sınırlı kalabilir ve nitelikli bir profesyonelin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Şifacı olarak beden Beden varlık okyanusunun kıyısıdır. Sufi atasözü bu kitabın birinci bölümünde travmanın ne olduğu anlatılarak posttravmatik travma sonrası semptomların nasıl başladıkları, nasıl geliştikleri ve neden bu kadar zorlayıcı ve inatçı oldukları açıklanıyor. Böylece travmaya dair şehir efsanelerinden oluşan o karma karışık düşüncelerin yerine travmanın yol açtığı temel fizyolojik süreçleri tanımlayan sade, kolay anlatılır ve akla yatkın bir anlayış geliştirilmesi sağlanıyor. Doğal içgüdülerimiz çoğunlukla zihnimiz tarafından ezilip geçildiklerinden travmatik reaksiyonu püskürtmeyi başaramıyorlar. Aslında bizler dört ayaklı dostlarımıza sandığımızdan çok daha yakınız. Organizmalarımız tanımını kullandığımda Webster's sözündeki açıklama atıfta bulunarak ilişkileri ve özellikleri büyük ölçüde bütünün içindeki fonksiyonlarına göre belirlenmiş olan birbirine bağlı elemanlardan oluşan karmaşık bir yapıdan söz ediyorum. Organizmamız parçaların toplamından farklı olarak bütünlüğümüzü ifade eder. Yani organizma kemikler, kimyasallar, kaslar, organlar vesaire gibi parçaların dinamik ve karmaşık karşılıklı ilişkilerinden meydana gelir. Organizmayı çalışırken zihin ve beden, ilkel içgüdüler, duygular, akıl ve ruhsallığın hepsinin bir arada ele alınması gerekir aracılığıyla kendimizi organizmalar olarak deneyimlediğimiz araç duysal algıdır. Duyusal algı kendimize dair bilgimizle duyu bombardımanı arasında bir orta yoldur. Kitabın içeriğini okuyup egzersizleri uyguladığınızda bu terimleri daha iyi anlayacaksınız. Birinci bölüm şifacı olarak beden, travmaya ve onu doğal bir fenomen olarak iyileştiren sürece dair bir bakış açısı sunuyor. Bu bölüm hepinizin içinde doğuştan var olan şifacı bilgeye hitap ederek bunu tutarlı bir bütünün içine dokuyor. Bu satırlar arasında en ilkel biyolojik tepkilerimizin bir kısmına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Birinci bölümü bitirdiğinizde organizmanızın nasıl çalıştığına vakıf olacak ve travma semptomlarınız olsun olmasın hayattan aldığınız tadı zenginleştirmek kadar mutluluğunuzu ve yaşama sevincinizi artırmak için de onunla nasıl işbirliği yapacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca bu bölümde duysal algıyı kendi deneyimleriniz aracılığıyla anlamanıza yardımcı olacak egzersizler de sunmaktayım. Bu egzersizler önemli. İnsanoğlunun bu büyüleyici yanının nasıl işlediğini ifade etmenin gerçekten de başka bir yolu yok. Duysal algı dünyasına girmek birçok insan için yeni, tuhaf bir alana girmek gibi bir şeydir ya da İnsanların her zaman gittikleri halde manzarayı fark etmeye zahmet etmedikleri bir yeri ziyaret etmeleri gibidir. Bu bölümü okuyup deneyimlerken bedeninizin işleyiş biçimine dair söylenenlerin bir kısmının zaten bildiğiniz şeyler olduklarını göreceksiniz. İkinci bölüm Travma Semptomları Bu bölümde travmatik tepkinin, travma semptomlarının ve travmatize olmuş bir insanın içinde yaşamakta olduğu gerçekliğin temel elemanlarına dair daha derin açıklamalar sunulmaktadır. Üçüncü bölüm dönüşüm ve yeni yapılanma. Bu bölümde kişisel olsun toplumsal olsun travmalarımızı dönüştürebilmemize aracı olan süreç anlatılmaktadır. Dördüncü bölüm travma için ilk yardım. Bu bölüm bir kazanın ardından travma oluşmasını önlemeye yardımcı olabilecek bazı pratik bilgiler içeriyor. Ayrıca çocukluk travmasına dair küçük bir tartışma da bu bölümde yer almakta. Hepimizin bu kitapta bulunan temel bilgiyi anlamaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu bilgi deneyimimizi derinleştirerek travmayı iyileştirme sürecini daha iyi anlamamızı sağlar ve kendi organizmamızla bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Dahası bu bilginin hem toplumsal hem de kişisel düzeye uygun olduğunu düşünüyorum. Travmanın büyüklüğü dünyamızı etkileyen ve ailelere, topluluklara ve toplumlara bedel ödeden olaylara bağlıdır travma kendi kendini ebedileştirebilir. Travma travma getirebilir ve bu böyle devam edebilir. Ta ki ailelerde, toplumlarda ve ülkelerde bulunan bizler gibi geçiş jenerasyonları bu gidişatı durduracak adımlar atana kadar. Günümüzde topluluklar arasındaki travmayı dönüştürme çalışmaları henüz bebeklik çağında. Üçüncü bölüm Norveç'te bir grup arkadaşlarımla birlikte geliştirdiğim gruplar için kullanılan bir şifa anlayışına dair açıklamalar da içermekte. Terapiye ihtiyacı olan bireylere bu konuda eğitim almış profesyonellerden yardım almaları çok sık tavsiye ettiğim bir şey olduğundan kitabımın insanları bu tür uzmanlardan faydalanmaya teşvik edeceğini de umut ediyorum. Fizyolojik süreçlerin doğal gidişatlarını izlemelerine izin verilmediğinde bunun normal dışı deneyimlere yol açabildiğini bilen ve fizyoloji konusunda yeterli bilgi birikimine sahip çok az psikolog var. İdeal olan bu kitaptaki bilgilerin travma tedavisine dair yeni olasılıklar ortaya koyması. Deneyimlerim sayesinde travma tedavisinde günümüzün popüler yaklaşımlarının birçoğunun yapabilecekleri en iyi şeyin geçici bir rahatlatma olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Travmanın yoğun duygularının yeniden yaşanmasını teşvik eden bazı katarsiz yöntemleri zararlı olabiliyor. Uzun vadede katarsiz uygulamalarının katarsize devam etme konusunda bir bağımlılık yarattığını ve sahte anıların ortaya çıkışını teşvik ettiğini düşünüyorum. Travmanın doğasından kaynaklanan bir nedenle bir deneyimin katarsiz aracılığıyla yeniden yaşanması kişiyi iyileştirmekten çok tekrar travmatize edebiliyor. Psikoterapi tek bir başlığın çok ötesinde geniş bir problemler ve dertler yelpazesiyle uğraşmakta. Bu kitabın odak noktası ise travmatik şok. Travmatik şok, hayatımızı tehdit etme potansiyeline sahip ve etkili tepki verme kapasitemizi aşan olaylar yaşadığımızda meydana gelir. Çocukken süreklilik gösteren istismarlar sonucu travmatize olan insanlar ise özellikle de bu istismar aile bağlamı içinde ise gelişimsel travma yaşayabilirler. Gelişimsel travma öncelikle çocukluğun önemli gelişim dönemleri sırasında yeterli bakımı ve ilgiyi alamamaktan kaynaklanan psikolojik temelli meselelere dayanır. Dinamikleri farklı olmakla birlikte zalimlik ve ihmal de benzer semptomlara yol açabiliyor ve genellikle travmatik şok semptomlarıyla iç içe geçebiliyor. Bu nedenle gelişimsel travma yaşayan insanlar travmatik reaksiyonlarıyla iç içe geçen meseleler konusunda kendilerine yardım edecek bir terapistten destek almalılar. Travmatik şok tek bir olay ya da bir dizi olay sonucunda meydana gelmiş olduğunda ve önceden yaşanmış kalıcı bir travmanın tekrarı söz konusu olmadığında bu durumdaki insanların aile ve arkadaşları aracılığıyla kendi kendilerini iyileştirme imkanları olduğuna inanıyorum. Böyle bir deneyimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabı nispeten pek teknik olmayan bir dille yazdım. Böylece ebeveynler, öğretmenler, çocuk bakımıyla ilgilenenler ve çocuklara rehberlik ya da rol modeli yapan diğer bireyler onların travmatik olaylara dair tepkilerini anında çözebilmelerini yardımcı olarak bu durumdaki çocuklara paha biçilmez bir armağan verebilecekler. Bunun yanı sıra doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, can kurtaranlar ve kaza kurbanları ile doğal afet mağdurlarıyla çalışan Diğer insanlar bu bilgiyi sadece çalıştıkları travmatize olmuş insanlar için değil, kendileri için de faydalı bulacaklar. Ne tür olursa olsun, insan kıyımına şahit olmak, özellikle de sürekli olarak buna maruz kalındığında, olayı birinci elden yaşamak kadar travmatik olabiliyor. Bu kitabı nasıl kullanacaksınız? Bu kitabı okurken kendinize içeriği hazmedecek süreyi tanıyın. Verilen egzersizleri yapın. Bunları yavaş ve rahatça ele alın. Travma insan bedeninin üretebileceği en güçlü dürtülerin sonucunda meydana gelir. Buna saygı göstermek gerekir. İçeriğinizde üzerinden hızlıca geçip yüzeysel bir şekilde ele alarak kendinize bir zarar vermezsiniz. Ama bilgiyi sindirecek zamanı tanıyarak okuduğunuzda içerikten daha fazla faydalanırsınız. Kitabın herhangi bir bölümünde bulunan bir içerik ya da egzersizin sizi rahatsız ettiğini hissederseniz hemen durun ve durumun yatışmasını bekleyin. Travmaya dair birçok yanlış görüş, beklenmedik bir şekilde derinlere kadar iner ve deneyimlediğiniz şey kadar kendinize karşı tutumunuzu da etkiler. Bunun hangi noktada meydana geldiğini kavramak önemli bir şeydir. Dikkatinizin bir kısmını içeriye verdiğiniz tepkilere ayırırsanız, organizmanız doğru adımlarla ilerlemeniz konusunda size rehberlik edecektir. Travmanın iyileşmesinin anahtarı yoğun duygulardan ziyade bedensel hislerdir. Duygusal reaksiyonlarınızın içinizde nasıl yükseldiklerinin farkına varın ve bedeninizin bunları deneyimleme biçimini, hangi hisler ve düşüncelerle kendilerini gösterdiklerini fark edin. Eğer duygularınız fazla yoğunsa, örneğin öfke, dehşet, derin çaresizlik ve benzeri duygular hissediyorsanız, işinin ehli birinden profesyonel yardım almanız gerekir. Travma kaderiniz olmak zorunda değildir. İnsan organizmasına saldıran tüm illetler arasında travma nihai anlamda faydalı olmasıyla bilinir. Bunu söylüyorum çünkü travma iyileştiğinde hayat kalitesini artırabilen bir dönüşüm gerçekleşir. Bu iyileşme için her zaman bir sürü ilaç, gelişkin prosedürler ya da uzun saatler boyu uygulanan terapiler gerekmez travmanın nasıl meydana geldiğini anladığınızda ve travmanın çözülmesini engelleyen mekanizmaları teşhis ettiğinizde organizmanızın kendi kendini iyileştirmek için hangi yollara başvurmakta olduğunu da kavramaya başlarsınız. Birkaç yılın fikir ve teknikten faydalanarak bu içsel iyileşme kapasitesini engellemek yerine ona destek vermeye başlayabilirsiniz. Burada sunulan araçlar travmanın içinden geçmenize ve daha tam daha özgüvenli bir benlik bilinciyle yolunuza devam etmenize yardım edecekler. Travma yeryüzündeki cehennem olabilir ama travmanın çözülmesi de Tanrı'nın bir armağanıdır. Her birimize ait kahramanca bir yolculuktur. Nerede olursak olalım, arkamızdan koşan gölge kesinlikle dört ayaklıdır. Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar Atlı kitabından alıntı. 1- şifacı olarak beden. Zihnimiz hala en karanlık Afrikasına ve henüz haritası bile çizilmemiş Borneo ve Amazon havzalarına sahip. Aldox Huxley 1. Unutulmuş geçmişin gölgeleri Doğanın planı Gür otlarla kaplı vadide bir antilop sürüsü huzur içinde otlamaktadır. Birden rüzgarın yönü değişir ve rüzgarla birlikte yeni ama tanıdık bir koku da kendini hissettirmeye başlar. Antiloplar havadaki tehlikeyi sezer ve gerilirler. Artık tüyler ürpertici bir gerginlik içinde tetikte beklemeye başlamışlardır. Havayı koklar, etrafa bakar ve birkaç dakika sessizliği dinlerler ama ortalıkta bir tehdit yoktur ve hayvanlar huzur içinde otlamaya geri döner ama temkinli olmaya devam ederler. Gür çalılıkların ardından sessizce sıçrayan Pars'ı fark ettikleri anda ise bütün sürü sanki tek bir organizmaymış gibi vadinin kıyısındaki bir çalıla sığınmak üzere hızla fırlar. Küçük bir antilobun bir saniyeliğine ayağı tökezler ve toparlanır. Ama artık çok geçtir. Pars tökezleme andaki o kısacık belirsizlik süresi içinde göz açıp kapayıncaya kadar kurbanın üzerine atılmıştır bile. Ve avını saatte 60-70 mil hızla kaçırıp götürmektedir. Teme anında ya da hemen öncesinde küçük antilop yere düştüğünde gelmekte olan ölüme teslim olmuştur. Ama yine de yaralanmadan kurtulabilirdi. Taş kesilen hayvanlar ölü taklidi yapmazlar. Bu bütün memelilerde bulunan bir özelliktir. Ve ölüm kaçınılmaz göründüğünde içgüdüsel bir şekilde farklı bir bilinç düzeyine girmek demektir. Birçok yerli halk bu olguyu avın ruhunun avcıya teslim olması olarak görür. Ve bu bir ifade biçimidir. Fizyologlar bu duruma hareketsizlik ya da donma tepkisi diyorlar. Büyük bir tehditle karşılaştıklarında sürüngenler ve memelilerin verdikleri 3 ana tepkiden biri de bu. Diğer ikisi ise savaş ve kaçmaktır ve bu ikisi çoğumuza çok daha tanıdık gelir. Çünkü donma te tepkisi hakkında daha az şey bilinmektedir. Ancak son 25 yıllık çalışmalarım sayesinde bunun insanoğlunun travmasının gizemini ortadan kaldırmak için tek ve en önemli tepki olduğuna ikna oldum. Doğa donma tepkisini iyiliğimiz için icat etmiş. Öncelikle bu hayatta kalmak için bir son çare stratejisi olarak hizmet eder. Bunu ölü numarası yapmak olarak düşünürseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Biraz önceki küçük antiloba geri dönersek. Pars'ın ölü avını diğer avcılardan korumak için güvenli bir yere bırakma olasılığı var. Ya da daha sonra diğer arkadaşlarıyla paylaşmak üzerine yuvasına da götürülebilir bu süre içinde ise antilop donma halinden uyanarak bir anlık bir boşluk yakalayıp kendisini kurtaracak hamleyi yapabilir. Tehlike geçtikten sonra ise söz konusu hayvan donma tepkisinin kalıntılarını kelimenin tam anlamıyla silkeler ve bedeninin kontrolünü tekrar tümüyle ele geçirir. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına geri döner. İkinci olarak antilop ve insan donma aşamasında acının deneyimlenmediği özel bir hale geçer. Bu antilop için parsın keskin dişleri ve pençeleri arasında parçalanırken acı çekmemek anlamına gelir. Birçok modern kültür öldürücü tehdit karşısındaki bu içgüdüsel teslimiyeti yargılayıp korkaklıkla neredeyse eşit görme eğilimi göstermekte. Ancak bu yargılama eyleminin altında yatan şey insanoğlunun hareketsiz kalmaya dair derin korkusu. Bundan kaçınıyoruz çünkü bu durum ölüme çok benziyor. Bu kaçınma anlaşılabilir bir şey ama bunun bedelini çok pahalı diyoruz. Fizyolojik kanıtlar bize bu doğal tepkinin içine girip ve sonra bu halden çıkma yeteneğinin travmanın olumsuz etkilerinden kaçınmak için anahtar önem taşıdığını açıkça göstermekteler. Bu bize vahşi doğadan bir armağan. Vahşi doğaya bakmamızın nedeni nedir? Çünkü travma fizyolojiktir. Kan dolaşımının sesini kulaklarımızda duyduğumuz gibi Dünyaya dair gördükleri son şey bir panterin gözleri olan milyonlarca maymunun gece yarısı çığlıklarının izlerini de sinir sistemimizde taşırız. Paul Shepard Travmatik semptomları gidererek iyileşmenin anahtarı fizyolojimizde sakladır. Kurtulmamızın imkansız olduğunu algıladığımız bir durumla yüz yüze geldiğimizde ya da aşırı ezici bir tehditle karşılaştığımızda insanlar ve hayvanlar olarak Ortak tepkilerimiz olan hareketsizlik tepkisini kullanırız. Bu fonksiyonu anlamak için bunun istem dışı olduğunu akılda tutmak önemlidir. En basit anlatımıyla bu, bu tepkiyi yöneten fizyolojik mekanizmanın beyinlerimizin ve sinir sistemlerimizin en ilkel ve içgüdüsel bölümünü ilgilendirmekte olduğu ve bilinç düzeyinde kontrolümüz altında olmadığı anlamına gelmektedir. İşte benim vahşi hayvan davranışları üzerinde çalışmanın travmayı anlamak ve iyileştirmek konusunda çok önemli olduğunu düşünüyor olmamın sebebi de budur. İnsan beyninin ve sinir sisteminin istem dışı ve içgüdüsel bölümleriyle diğer memelilerininkiler ve hatta sürüngenlerinkiler neredeyse tıpatıp aynıdır. Birbirini tamamlayan üç sistemden oluşan beynimiz sık sık üçü bir arada beyin olarak adlandırılır. Bu üç bölüm yaygın olarak bilinen adlarıyla sürüngen beyni, içgüdüsel beyin, Memeli beyni ya da limbik beyin, duygusal beyin ve insan beyni ya da neokorteks beyin, mantıksal beyin olarak sıralanabilir. Hayatın devamını tehdit eden bir durum algılandığında beynimizin aktif olan bölümleri hayvanlarla paylaştığımız bölümler olduğu için, bahsi geçen örnekteki antilop gibi bazı hayvanların travmadan kaçınmak için nasıl davrandıklarını incelemek bize bu konuda çok şey öğretebilir. Bunu bir adım daha ileriye götürerek insanların travmatik semptomlarını iyileştirmenin anahtarının vahşi hayvanların titreyerek hareketsizlik tepkisinden kurtulup yeniden hareketli ve fonksiyonel olmak için yaptıkları o akıcı uyum hareketlerini taklit etmenin altına yattığına inandığımı söyleyebilirim. Vahşi hayvanlardan farklı olarak biz insanlar tehdit altında olduğumuzda savaş ya da kaç ikilemini çözmekte hep zorlandık. Bu ikilem en azından bir miktar da olsa. İnsanoğlu olarak bizim türümüzün hem av hem de avcı oluşundan kaynaklanıyor. Tarih öncesi insanların çoğu avcı olmakla birlikte her an av olup parçalanabilecekleri bilgisiyle uzun saatlerini soğuk mağaralarda kümelenerek geçiriyorlardı. Gruplar halinde bir araya toplanmak ve ateşin bulunması hayatta kalma şansımızı artırdı. Ayrıca icat edilen alet, araç ve gelişlerin çoğu da avlanmak ve kendimizi savunmak içindi. Yine de kolayca av olacağımıza dair genetik hatıra beyinlerimize ve sinir sistemlerimize kalıcı bir şekilde kazındı. Ne antilobun süratine ne de sinsice yaklaşan parsın öldürücü dişlerine ve pençelerine sahip olmadığımızdan insan beyinlerimiz genellikle hayat kurtaran hareketin ne olduğuna dair sonradan yorum yapmakla yetinir. Bu belirsizlik bizi travmanın güçlü etkilerine karşı ayrıca savunmasız kılar. Antilop gibi çevik ve süratli hayvanlar av olduklarını bilirler ve hayatta kalma kaynaklarıyla oldukça içli dışlılardır. Ne yapmaları gerektiğini hisseder ve gerekeni yaparlar. Saatte 70 mil hızla depar atan ve yırtıcı pençe ve dişlere sahip olan gösterişli bir hayvan olmak ise parsı kendine güvenen bir avcı yapmıştır. İnsanoğlunun çizgisi ise bu kadar kesin belirlenmiş değil. Hayatı tehdit eden bir durumla karşılaştığımızda aklımız karışabilir ve bu karışıklık içgüdüsel dürtülerimizi geçersiz kılabilir. Bu geçersiz kılma eylemi iyi bir nedenle meydana gelmiş olsa da ona eşlik eden zihin bulanıklığı benim medusa kompleksi dediğim dramaya ya da travmaya zemin hazırlar. Bu kafa karışıklığı tıpkı Yunan mitolojisindeki medusa mitinde olduğu gibi biz ölümle göz göze gelip taş kesildikten sonra meydana geliyor. Kelimenin tam anlamıyla korkudan donup kalıyoruz ve bu da travmatik semptomların ortaya çıkmalarına neden oluyor. Travma modern hayatın her yanına nüfuz eden bir olgu. Sadece askerler ya da taciz veya suistimal kurbanları değil, çoğumuz travmatize olmuşuzdur. Travma hem kaynakları hem de sonuçları açısından geniş çaplıdır ve genellikle kendisini bilincimizden saklar. Travma kaynağı olan konulara doğal afetler, örneğin deprem, fırtına, sel ve yangınlar Şiddet içeren patlamalar, kazalar, düşmeler, ciddi hastalıklar, ani kayıplar, örneğin sevdiğiniz birinin ani ölümü, ameliyatlar ve diğer tıbbi ve diş hekimliği ile ilgili uygulamalar, zor doğumlar ve hatta gebelikteki yüksek stres düzeyleri de dahildir. Neyse ki bizler hissetme, tepki verme ve yansıtma olguları bakımından içgüdüsel varlıklarız ve en yıpratıcı travmatik yaralanmalarla bile kendimizi iyileştirebilecek içsel potansiyele sahibiz. Ayrıca global insan topluluğu olarak bizlerin savaş ve doğal felaketler gibi geniş kapsamlı sosyal travmaların etkilerini iyileştirmeye başlayabileceğimize de inanıyorum. Mesele enerji meselesi. Travmatik semptomlar olayın kendisi tarafından tetiklendikleri için meydana gelmezler. Bu belirtiler donan ve böylece çözülüp boşalamayan enerjinin tortularından kaynaklanırlar. Söz konusu enerji bedenimize ve ruhumuza zarar verebileceği bir yer olan sinir sistemimizde kapana kısılıp kalır. Bahsi geçen içinden geçme sürecini tamamlayamayıp hareketsizlik ya da donma halinden çıkamadığımızda TSSB'ye dair travma sonrası stres bozukluğu, uzun vadeli insanı telaşlandıran, zayıf düşüren ve çoğunlukla bizi tuhaf gelen semptomlar geliştiririz. Ancak dinamik denge haline geri dönmek için sahip olduğumuz doğuştan gelen dürtüyü başlatıp teşvik ederek bu donma halimizden çözülebiliriz. Av örneğine geri dönersek, parstan kaçmakta olan küçük antilobumuzun sinir sistemindeki enerji o sırada saatte 70 mile ayarlanmıştır. Tam parson hamlesini yapacakken antilop yıkılır. Dışarıdan bakıldığında yere düşen antilop hareketsiz, ölü gibi görünmektedir ancak içeride sinir sistemi hala saatte 70 mille fazlasıyla yüklüdür. Bir anda aniden duran antilopun bedeninde meydana gelenler, siz arabanızda gazı köklemiş giderken aniden frene yüklendiğinizde arabanızın başına geleceklere benzer. Sinir sisteminin içsel hızıyla otomobil, bedensel hareketsizlik, fren arasındaki fark bedenin içinde kasırgaya benzer güçlü bir türbülans yaratır. Bu enerji kasırgası travmatik stres semptomlarını oluşturan odak noktasıdır. Bu enerjinin gücünü gözünüzde canlandırmak için partnerinizle seks yaparken tam orgazma ulaşacağınız anda dışsal bir gücün aniden sizi durdurduğunu düşünün. Şimdi bu engellenme hissini yüzle çarpın. Böylece insan hayatını tehdit eden bir deneyimin oluşturduğu enerjiyi belki bir miktar yaklaşabilirsiniz. Tehdit altındaki bir insan ya da antilop, bu tehditle başa çıkmak için harekete geçen bu enerjinin tamamını boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde travma kurbanı olur. Bu enerji tortusu öyle basitçe çekip gitmez. Bedenin içine yerleşir ve genellikle çok çeşitli bir yelpazeye dağılan türlü türlü semptomlar oluşturması konusunda zorlayıcı olur. Örneğin aksiyete, depresyon, ve psikosomatik veya davranışsal sorunlar bu semptomlar arasındadır. Bu semptomlar organizmanın boşalmamış enerji tortularını kapsamak ya da tutmak veya taşımak için başvurduğu bir yöntem ya da yoldur. Hayvanlar bütün bu sıkışan enerjiyi doğa içinde içgüdüsel olarak boşaltabildiklerinden ya hiç semptom geliştirmez ya da çok nadir olumsuz semptom geliştirirler. Biz insanlar bu arenada onlar kadar usta ya da önerli değiliz. Söz konusu yüklü güçleri serbest bırakmayı başaramadığımızda travma kurbanı oluyoruz. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan enerjiyi boşaltma girişimlerimiz sayesinde de aynı enerji takılı kalıyoruz. Tıpkı bir ateş böceğinin ateşe çekildiği gibi biz de bilmeden tekrar tekrar travma tuzağından bizi kurtarma olasılığı bulunan durumlar yaratabiliyoruz. Ama doğru araç, gereç ve kaynaklara sahip olmadığımızdan birçoğumuz başarısız oluyoruz. Ne yazık ki sonuçta birçoğumuz korku ve anksiyete yüzünden kalbura dönüyor ve asla kendimizi bu dünyada tam olarak evimizde hissedemiyor, kendi kendimizle rahat olamıyoruz. Savaşta yaralanan birçok gazi ve tecavüz kurbanı bu senaryoyu fazla iyi bilir. Bu insanlar aylarını hatta yıllarını deneyimlerini anlatmaya, kendilerini rahatlatmaya, öfkelerini, korkularını ya da kederlerini ifade etmeye ayırsalar bile o ilk hareketsizlik ya da donma tepkisinin içinden geçmeden ve enerji tortularını boşaltmadan büyük olasılıkla çoğunlukla travma labirentinin içinde sıkışıp kalır ve strese maruz kalmayı sürdürürler. Neyse ki travma semptomlarını yaratan aynı yoğun enerjiler olması gerektiği gibi devreye sokulup harekete geçirildiklerinde travmayı dönüştürüp bizi iyileşmenin, hakimiyetin ve bilgeliğin yeni irtifalarını taşıyabiliyorlar. Çözülen travma bizi doğal dünyanın metcezlerine, armonisine, sevgisine ve şefkatine geri döndüren harika bir armağandır. Son 25 yılını neredeyse muhtemel her alanda travmatize olmuş bireylerle çalışarak geçirmiş biri olarak biz insanların travmanın zayıflatıcı etkilerini gidererek iyileşme konusunda sahip olduğumuz doğal kapasitemizin sadece kendimizi iyileştirmekle sınırlı olmayıp dünyayı da iyileştirebildiğine inanıyorum. 2. Travmanın gizemi. Travma nedir? Kısa süre önce bir iş adamıyla işim hakkında sohbet ederken bana kızımın uykusunda sürekli çığlık atmasının nedeni bu olmalı. Psikolog bana bunların sadece birer kabus olduğunu söyledi. Ama ben öyle olmadıklarını biliyorum dedi. Haklıydı. Kızı rutin bir acil servis müdahalesinde çok fazla korkmuştu ve olaydan sonra haftalarca uykusunda çığlık atıp ağlamıştı ve uyurken bedeni neredeyse kas katı kesilmekteydi. Böyle durumlarda çocuğun anne ve babası endişelenmekle birlikte onu uyandırmayı başaramıyorlardı. Hastanede kalmasını gerektiren o olaya karşı travmatik tepki gösteriyor olma ihtimali son derece yüksekti. Bahsettiğim iş adamı gibi birçok insan hayatlarının bazı noktalarında bu tür açıklanması mümkün olmayan deneyimler yaşar ya da yakınlarının benzeri şeyler yaşadıklarına tanık olur yardım etmeye yönelik meslekler, travmayı kendine özgü terimlerle tarif etmek yerine travmayı sebep olan olay bazında tanımlama eğilimindedirler. Travmayı tarif etmenin geçerli bir yolunu bulamadığımızda ise onu teşhis etmekte zorlanırız. Psikolog ve psikiyatrların travma tanısı koymak için kullandıkları genel tanımlama, bireylerin genel deneyimlerinin dışında kalan ve neredeyse herkes için fazlasıyla stres kaynağı olduğundan stres yaratan bir vaka şeklindedir. Bu tanım olağanın dışında kalan şu deneyimleri kapsamakta. Ciddi hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmak ya da fiziksel bütünlüğün tehdit altında olması. Bir insanın çocuğunun, eşinin, diğer arkadaş ya da akrabalarının ciddi tehdit altında olmaları ya da ciddi zarar görmeleri, insanın evinin yıkılması ya da içinde yaşadığı topluluğun dağılması, ve diğer insanın kaza ya da şiddet sonucu ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne tanık olmak. Travmanın bu tarifi başlangıç noktası olarak bir miktar faydalı olmakla birlikte hem çok belirsiz bir tanım hem de zaman zaman yanıltıcı olabiliyor. Bireylerin genel deneyimlerinin dışında kalan ya da neredeyse herkes için fazlasıyla stres kaynağı olan açıklamalarına ne anlama geldiğini söyleyebilecek biri var mı? Söz konusu tanıma dair ortaya atılan olgular faydalı nitelemeler olsalar da travma yaratma potansiyeli olan birçok başka olguda bulunmakta. Kazalar, düşmeler, hastalıklar ve bedenin bilinç dışı düzeyde hayatı tehdit eden bir durum olarak algılamakta olduğu olgular genellikle genel insan deneyimlerinin dışında kalan olgular olarak algılanmazlar. Ama çoğunlukla travmatize ederler. Ayrıca tecavüzler, İlerlemekte olan bir otomobilden dışarıya ateş edilmesi ve birçok toplumda yaşanan birçok trajedi toplumların çoğunda yaygın olarak rastlanan olaylardır. Böylece bunlar bireyler arasında yaygın görülen deneyimler olarak değerlendirilseler bile her zaman travma yaratırlar. Travmanın iyileştirilmesi semptomların fark edilmelerine ve ortaya çıkarılmalarına bağlıdır. Travma semptomları genellikle ilkel tepkilerin sonucu olduklarından, tanınmaları çoğunlukla oldukça güç oluyor. İnsanların travmanın tanımına ihtiyaçları yoktur. Bizler travmanın bize hissettirdiklerine dair deneysel bir duyumsama ihtiyaç duyarız. Danışanlarımdan bir yaşadığı deneyimi şöyle anlatmıştı. 5 yaşındaki oğlumla birlikte parkta top oynarken oğlum topu benim bulunduğum yerden oldukça uzak bir yere fırlattı. Ben topu almaya gittiğimde o gördüğü bir diğer topu almak üzere diğer taraftaki işlek caddeye doğru fırlamış. Tam almak için koştuğum topa uzanırken bir arabanın uzun ve gürültülü fren sesini duydum. O an derhal Joe'ya araba çarptığını anladım. Kalbim mideme inmiş gibiydi. Bedenimdeki bütün kan çekilmiş ve ayaklarımın dibine inmişti sanki. Bir hayalet gibi bembeyaz kesildiğimi hissederek caddede toplanan kalabalığa doğru koşmaya başladım. Bacaklarım kurşun gibi ağırdı. Joey'i hiçbir yerde göremiyordum ama yine de onun kaza geçirdiğinden emindim. Kalbim sıkışıp daralmış ve sonra açılıp tüm göğsümü korku ve dehşetle doldurmuştu. Kalabalığı yararak Joey'in hareketsiz bedeninin baş kısmına yıkıldım. Araba oğlumun bedenini birkaç metre sürüklemiş ve öyle durmuştu. Bedeni çiziklerle dolu ve kanlar içindeydi. Elbiseleri yırtılmıştı ve son derece hareketsizdi. Panikten elim ayağım titriyordu, çaresizdim. Deli gibi Juai'nin bedenini bir araya getirmeye çabalıyordum. Kanları temizlemeye çalışıyordum ama yapabildiğim tek şey onları daha da bulaştırmaktı. Yırtık kıyafetlerini düzeltmeye uğraşırken, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Nefes al Juai, nefes al." diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Sanki bedenim, yaşam gücüm onun hareketsiz bedenini hayat verebilecekmiş gibi üstüne çökmüştüm ve kalbimi onun kalbine bastırıyordum. Sonra birden bir uyuşma hali beni etkisi altına almaya başladı ve sahneden dışarı çekilmeye başladığımı hissettim. Artık hiçbir şey hissedemiyordum. Travmayı bu yoğunlukta deneyimleyen insanlar onun ne olduğunu gerçekten biliyorlar ve tepkilerinin temel ve içgüdüsel olduğunu hissediyorlar. Bu talihsel hanımın başına gelen olayda olduğu gibi semptomlar gaddarlık derecesinde açık, net ve zorlayıcıdır. Yine de birçoğumuz travma semptomlarını çok daha örtük yaşarız. Travmatik bir deneyimimizi kendi tepkilerimizi keşfederek ortaya çıkarabiliriz. Bu bir kez tanımlandıktan sonra artık şüphe götürmesi mümkün olmayan bir histir. Şimdi gelin normal deneyimlerin dışında kaldığı açıkça belli olan bir olaya bakalım. Kaliforniya, Churchill'a, 1976 yılının bunaltıcı bir yaz gününde 5 ile 15 yaş arasındaki değişen farklı yaşlarda 26 çocuk küçük bir Kaliforniya kasabasında okul otobüslerinden alınarak kaçırıldılar. İki karanlık kamyonete tıkıştırılan çocuklar terk edilmiş bir taş ocağına götürüldüler ve yaklaşık 30 saat süreyle yer altındaki bir mahzende hapsedildiler. Kurtarıldıklarında ise derhal hastaneye götürüldüler. Orada fiziksel yaraları tedavi edilen çocuklar üstün körü bir psikolojik kontrolden bile geçirilmeden evlerine gönderildiler. Dahası hastanenin iki doktorun yaptığı açıklamaya göre çocuklar iyiydiler. Doktorlar ya bir sorun olduğunu anlayamamışlardı ya da çocukların durumlarında yakından incelenmesi gereken bir şeyler olduğunu fark edememişlerdi. Olaydan birkaç gün sonra bölgede çalışan bir psikiyatrin Çovçile mağdurlarının ailelerine ulaşması istendi. Bu psikiyatr 26 çocuktan yalnızca birinde psikolojik problem olabileceğini bildirdi. Kendisi o dönemde yaygın olan standart psikiyatrik yaklaşımı ortaya koymaktaydı. Yaşanan mağduriyetten 8 ay sonra Lenoriter adındaki bir diğer psikiyatr travmatize edilmiş çocuklar üzerine ilk bilimsel takip çalışmalarından birini başlattı. Söz konusu çalışmaya bu çocuklar da dahil edildi. Olaydan 26 çocuktan sadece birinin etkilendiğini doğrulamak şöyle dursun ter, bunun tersinin meydana geldiğini ortaya çıkardı. Neredeyse tüm çocuklar fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıkları açısından uzun vadeli ciddi etkilere maruz kalmışlardı. Çoğunda gece kabus görme eğilimi meydana gelmişti. Tekrarlayan kabuslar, şiddet eğilimi ve kişisel ve sosyal ilişkilerde normal davranma yeteneğinde bozulma görülmeye başlanmıştı. Travmanın etkileri o kadar yıpratıcıydı ki yıllar geçtikçe çocukların aile yapıları ve hayatları gittikçe daha da kötüleşmişti. Olaydan en az etkilenen çocuklardan biri 14 yaşındaki Bob barklaydı. Travma yaratan söz konusu olay sırasında Bob'un başına gelenlerin kısa bir özeti ise şöyle. Söz konusu çocuklar yaklaşık bir gün boyunca bir deliğe, terk edilmiş bir taş ocağında bulunan ve yüzlerce kiloluk toprak, kaya parçası ve Taşın altına gömülü bir rumorka tıkılıp işlerdi ve içlerinden biri tavanı tutan ahşap direğe yaslanmak zorunda kalmıştı. Bu eğretip destek düştüğünde ise tavan üzerlerine çökmeye başladı. O sırada çocukların çoğu ciddi şoktaydı, donmuş, hissizlik içinde ve neredeyse kıpırdayamayacak haldeydiler. Durumun ciddiyetini kavrayabilenler çığlık atmaya başladılar. Bu çocuklar bir an önce oradan kurtulamazlarsa öleceklerini anlamışlardı. Tam bu kriz anında Bob Barkley bir diğer erkek çocuğun yardımını temin ederek kendilerine bir çıkış yolu açmayı denedi. Bob'un liderliğinde bu iki çocuk tavandan küçük bir tünel açarak taş ocağına çıkmalarına yetecek kadar toprak kazmaya başlamıştı. Bob yaşanan krize cevap vermeyi başarabilmiş ve kaçışları boyunca hareketlilik halini koruyabilmişti. Diğer çocuklar da Bob'la birlikte kurtulmuş olsalar da birçok kendileri için hazırlanan bu mezardan kaçarken çok daha fazla korkmuşlardı. Eğer kaçmaya bu kadar kuvvetle teşvik edilmeselerdi orada çaresiz bir şekilde öylece kalabilirlerdi. Birer zombi gibi hareket ederek dışarıya özgürlüğe doğru çıkan yolu takip etmişlerdi. Bu pasiflik hali Rehineleri serbest bırakma çalışmalarında uzmanlaşmış askeri timler tarafından keşfedilen eğilime çok benziyor. Bu eğilim Stockholm Sendromu adıyla anılır. Rehineler kendilerine tekrar tekrar komut verilmedikçe yerlerinden kıpırdamak istemezler. Travmanın gizemi Diğer çocukların özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan Bob Barkley olağanüstü bir zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştı. Bu başarısı onu o gün Çorçila'nın kahramanı yapmıştı. Ancak Bob'un hayatının geri kalanı ve travmayla ilgilenen herkes için bundan daha da önemlisi Bob'un bu travmadan diğer 25 çocukla aynı derecede etkilenmemiş olmasıydı. Olay anında hareketliliğini koruyabilmiş, diğerlerini tamamıyla teslim alıp acizleştiren donma tepkisinin içinden geçebilmişti. Diğer çocukların bazıları o kadar çok korkmuşlardı ki Tehlike geçtikten çok uzun süre sonra bile korkuları onları bunaltmayı ve hareketsiz kılmayı sürdürmüştü. İşte bu travmatize olmuş insanların temalarından biridir. Deneyimlerinden kaynaklanan aksiyetenin üstesinden gelmeyi başaramazlar. Bu olay yüzünden dehşet içinde yenik ve perişan kalmayı sürdürürler. Kelimenin tam anlamıyla korkularına hapsolur, hayatlarına yeniden devam etmeyi başaramazlar. Benzer olayları yaşayan diğerleri olaydan bu kadar uzun süre etkilenmeyebilir. Travmanın bazılarımız üzerindeki etkileri gizemini korumakta. Bu durumda onlardan biri. Bir olay ne kadar dehşetengiz olursa olsun onu yaşayan herkes aynı derecede travmatize olmak zorunda değildir. Hatta travmatize olmayanlar bile olabilir. Neden bu Barkley gibi bazı insanlar zorlukların başarıyla üstesinden gelirken daha az zeki ya da kapasiteli gibi görünen diğerleri aynı olayda tamamen etkisiz kalırlar. Önceki travmalar tarafından zaten güç kaybetmiş olanlarımızı ilgilendiren kaçınılmaz sonuçlar nelerdir? Kaplanı uyandırmak ilk ışıltı. Üzerinde çalışmaya ilk başladığımda travma benim için tam bir muammaydı. Travmayı anlamam için ilk önemli atılımı 1969 yılında hiç Beklemediğim bir anda Nancy adında yoğun panik atak yaşamakta olan bir kadını görmem istediğinde gerçekleşti. Ataklar o kadar ciddiydi ki evinden tek başına çıkabilmesi bile mümkün olmuyordu. Kendisi bana iyileşmeyi zihin-beden yaklaşımıyla değerlendirdiğimi bilen bir psikiyatr tarafından gönderilmişti. Bu alan o zaman henüz bebeklik dönemindeydi ve pek bilinmiyordu. Söz konusu psikiyatr arkadaşım bu hanım rahatlama ve gevşeme teknikleri konusunda eğitmemin faydalı olacağını düşünmüştü. Rahatlama ve gevşeme derde deva değildi. İlk seansımızda ben naif bir çaba ve iyi niyetle rahatlayıp gevşemesini sağlamaya çalışırken Nancy dört dörtlük bir anksiyete atağı yaşadı. Felç olmuş gibiydi ve nefes bile alamıyordu. Kalbi deli gibi atıyor ve sonra neredeyse duracak gibi oluyordu. Cehenneme giden yola bir taş da ben mi döşemiştim? İkimiz birlikte onun kabus gibi nöbetlerinden birini daha yaşadık. Ben kendi yoğun korkumdan çıkmayı başardığımda ve bir şekilde anda kalmayı becerebildiğimde bir kaplanın bize doğru atlamakta olduğuna dair bir anlık bir vizyon gördüm. Bu deneyimin etkisiyle yüksek sesle haykırmaya başladım. Büyük bir kaplan sana saldırmak üzere. Sana doğru gelen kaplana bak, onu gör. Oradaki ağaca doğru koş, tırman ve kurtul. Ben şaşkınlıkla izlerken Nancy'nin bacakları koşar gibi hareketler yapacak şekilde titremeye başladı. Yoldan geçmekte olan bir polis memurunu ofisime getirecek kadar tüyler ürpertici bir çığlık attı. Neyse ki ofisimi paylaştım arkadaşım. Bir şekilde polise durumu anlatmayı başarmıştı. Ardından titremeye, sarsılmaya başlayarak tüm bedenini kapsayan dalgalar halinde sarsılarak hıçkırıklar içinde ağladı. Nancy neredeyse bir saat boyunca titremeyi sürdürdü çocukluğuna dair korkunç bir hatıra yanımsadı. 3 yaşındayken bademcik ameliyatı için bir ameliyat masasına bağlanmış, anestezide eter kullanılmış, kıpırdayamıyor, boğuluyor gibi oluyor. Bu eterin yaygın bir reaksiyonudur ve korkunç halüsinasyonlar görüyormuş. Erken dönemde yaşadığı bu deneyim üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Çoğu Çile'de travmatize edilen çocuklar gibi Nancy de hayati tehlike altında olduğunu hissetmiş kendini kaybetmiş ve bunun sonucunda da hareketsizlik ya da donma tepkisi içinde psikolojik açıdan sıkışıp kalmıştı. Diğer bir deyişle kaçma ihtimali olmadığından bedeni tam bir teslimiyetle boyun eğmişti. Bu teslimiyet onun özgüvenli ve doğal kişiliğine olduğu kadar gerçek ve yaşayan benliğine dair de kalıcı kayıplar getirmişti. Travma yaratan olaydan 20 yıl sonra Söz konusu olayın yaratmış olduğu örtük ve gizli etkiler ortaya çıkmıştı. Nancy geçirdiği ciddi bir panik atak sırasında kalabalık bir salonda lisansüstü sınavındaymış. Daha sonra ise agorafobi, yalnız başına evden dışarı çıkma korkusu geliştirmiş. Bu deneyimi ona o kadar aşırı uçlarda ve mantıksız gelmiş ki yardım alması gerektiğine karar vermiş. İlk görüşmemizde ofisinde birlikte yaşadığımız keşiften sonra Nancy ofisinden çıkarken, kendini tekrar bulduğunu hissettiğini söyledi. Onu hafifçe titreden ve nazikçe sarsan birkaç seans daha yaparak birlikte çalışmayı sürdürdük ama o gün yaşadığı ansiyet hata Nancy'nin son ansiyeti nöbeti oldu. Ataklarını kontrol altına almak için ilaç kullanmayı bıraktı ve ardından lisansüstü programına başladı ve doktorasını da hiç nüks yaşamadan tamamladı. Nancy'yi tanıdığım dönemde hayvanların av ve avcı davranışlar üzerinde çalışıyordum. Nancy'nin panik hata başladığında yaşadığı donma haliyle bir önceki bölümde bahsettiğim antilobun başına gelenler arasındaki benzerlik fazlasıyla ilgimi çekmişti. Av olma durumunda bulunan birçok hayvan kendilerine kaçıp kurtulma şansı vermeyecek kadar güçlü bir avcı hayvanın saldırısına uğradığında bu donma tepkisini kullanmakta. Seans sırasında kazar ortaya çıkan o kaplan ingesinin bu çalışmalarımın etkisiyle ortaya çıkmış olduğundan kesinlikle eminim. Nancy'nin aksiyete atağını ve kaplan imgesine vermiş olduğu tepkiyi anlamak için bu konu üzerinde birkaç yıl çalışmam gerekti. Dolanbaçlı yollardan, yanlış sapaklardan geçtim. Ancak artık bunun çocuklukta geçirmiş olduğu bademcik ameliyatından kaynaklanan etkilerin iyileşmesine aracı olan etkileyici bir duygusal katarsis, duygusal boşalma olmayıp aslında bu yaşananın Nensin'in pasif donma ve hareketsizlik tepkisinden çıkarak kendisinin başarılı bir kaçışın ve kurtuluşun aktifliğine geçirmesini sağlayan bir Enerji boşalması olduğunu biliyorum. Kaplan imgesi onun içgüdüsel ve hızlı tepki verebilen benliğini uyandırmıştı. Nancy'nin deneyiminden elde ettiğim bir diğer derin anlayış ise bir insanın tehdit altındayken hayatta kalmasını ve kurtulmasını sağlayan kaynakların iyileşme için kullanılabilecekleri oldu. Bu olgu sadece söz konusu deneyim yaşandığı sırada değil, olaydan yıllar sonra bile geçerliydi. Ayrıca travmayı iyileştirmek için eski hatıraları deşmenin ve yarattıkları duygusal acı yeniden yaşamanın gereksiz olduğunu da öğrendim. Aslında bunu yapmak insanları tekrar travmatize edebiliyor. Korkularımızdan ve semptomlarımızdan özgürleşmek için yapmamız gereken şey derin fizyolojik kaynaklarımızı uyandırarak bunları bilinçli bir şekilde kullanmaktır. İçgüdüsel tepkilerimizin rotasını olana karşı tepkisel hareket eden yapıdan reaktif olası tehlikelere karşı önlem alan bir yapıya proaktif, doğru değiştirme gücüne sahip olduğumuza dair bilgisizliğimizi sürdürürsek, hareketsizliğe mahkum, acıya hapsolmuş olarak yaşamaya devam ederiz. Bob Berkeley, yer altındaki o mahsenden kendisini ve diğer çocukları kurtarmakla uğraşarak, söz konusu olayın kendi üzerindeki travmatik etkisini minimize etti. Bunu yaparken kullanmaya odaklandığı enerji, Bob'un neden diğer çocuklardan daha az travmatize olduğunu açıklayan anahtar konudur. Böylece sadece kahraman olmakla kalmadı, sinir sisteminin sıkışıp kalan bu enerji ve korkularla girecek yıllar boyunca aşırı yüklenmesini de önlemiş oldu. Nancy de çektiği işkenceden 20 yıl sonra kahraman oldu. Sahte kaplan karşısında verdiği tepkiyle bacaklarının yapmış olduğu koşmayı çağrıştıran o hareket Nancy'nin de Bob'un yapmış olduğu şeyi yapmasını sağladı. Bu tepki sinir sisteminin bademcik ameliyatı sırasında karşılaştığı hayati tehditle başa çıkmak üzere ortaya çıkan fazla enerjiden kurtulmasına yardımcı olmuştu. Asıl travmadan çok uzun süre sonra kahraman olma ve aktif bir biçimde kurtulabilme kapasitesini uyandırabildi. Tıpkı Bob Berkley'nin yapmış olduğu gibi. Uzun vadede sonuç Bob ve Nancy için aynı noktaya vardı. Bu kadar çok travma mağdurunu zayıf düşürebilen bu etkilerden özgürleştiklerinde her ikisi de kendi hayatlarında ilerlemeye başlayabildiler. Çalışmalarımı geliştirdikçe iyileşme sürecinin kademeli olarak ilerleyen dramatik olmaktan çok efektif bir süreç olduğunu öğrendim. Elde ettiğim en kıymetli ders ise hepimizin travmaları iyileştirmeye dair doğuştan getirdiğimiz içsel bir kapasiteye sahip olduğumuz oldu travmanın içinden akamadığımızda ve içgüdüsel tepkilerimizi tamamlayamadığımızda yarım kalan bu eylemler çoğunlukla kuyumuzu kazarak hayatımızı baltalıyorlar. Çözülmemiş travma bizi aşırı derecede tedbirli ve utangaç yapabiliyor ya da bizi tehlikenin tekrarına dayanan kısır döngülere, mağduriyetlere ve akıl almaz tehlikelerle karşı karşıya kalmaya yöneltebilir. Ebedi kurbanlar olur ya da terapist koltuklarının daimi müşterisi haline geliriz. Travma kişisel ilişkilerimizin niteliğini ve cinsel deneyimlerimizi olumsuz etkileyebilir. Zorlanımlı, kompulsif, sapkın, seçici olmayan ve utangaç cinsel davranışlar yaygın travma semptomları arasındadır ve bu durum sadece cinsel travmayla sınırlı değildir. Travmanın etkileri yaygın ve global ya da örtük ve gizli olabilir. Travmalarımızı çözmediğimizde başarısız olduğumuzu hisseder ya da bize yardım etmek üzere seçtiğimiz kişiler tarafından ihanete uğratılırız. Bu başarısızlığı ya da ihaneti suçlamamız gerekmiyor. Problemin çözümü travmayı iyileştirme konusunda bilgimizi artırmanın altından yatıyor. Travmatik semptomların psikolojik olduğu kadar fizyolojik de olduklarını anlayana kadar travmayı iyileştirme girişimlerimizde üzülerek yetersiz kalırız. Konunun özü aslında travmanın yanlış vuku bulmuş hayvansal içgüdüleri temsil etmekte olduğunu kavramaktadır. Yeterli deneyimi elde edip emniyet kemerini kuşandıktan sonra bu içgüdüler bilinçli zihin tarafından travmatik semptomları iyilik haline dönüştürmek üzere kullanılabilirler. Eylemlerin sonucu ulaştırılarak tamamlanmaları gerekir. Başlangıç noktaları ne olursa olsun sonu güzel olacaktır. Bir eylem ancak tamamlanamadığında değersiz sayılır. Cingenit, Hırsızın Günlüğü 3. Yaralar iyileşebiliyor Genç bir ağaç yaralandığında o yaranın etrafından dolaşarak büyür. Ağaç büyümeyi sürdürürken söz konusu yara, ağacın büyüyen gövdesine oranla nispeten küçük kalır. Budaklı gövdeler ve şekilsiz dallar yaralanma ve engellerin zamanla aşılıp üstesinden gelindiğini bize anlatırlar ağacın geçmişinin çevresinden dönüp dolaşarak büyüme biçimi, onun o eşsiz özgünlüğüne, karakterine ve güzelliğine katkıda bulunur. Travmatize olmanın karakteri geliştirdiğini savunmadın kesin ama travma hayatımızın bir noktasına neredeyse bize verilmiş bir şey gibi olduğundan ağaç imgesinin bizim için değerli bir ayna olabileceğini düşünüyorum. İnsanoğlu binlerce yıldan beri travma yaşıyor olmakla birlikte travma konusunun profesyonellerin ve toplumun dikkatini çekmeye başlaması en fazla 10 yıl öncesinde dayanmakta. Travma artık haftalık süpermarket gazetelerinde görünen yıldızların gerçek itiraflarında sık sık kullanılan gündelik bir kelime. Bu bağlamda travma öncelikle cinsel suistimalle ilişkilendiriliyor. Gittikçe artan profesyonel ilgiye ve medyanın sansasyonel ve cafcaflı caf yaklaşımına rağmen travmanın iyileştiğini kanıtlayan, pek az olaya rastlıyoruz. İstatistikler kadınların üçte biri ve erkeklerin beşte biri gibi yüksek oranda insanın çocukken cinsel istismara uğradığını gösteriyor. Cinsel istismar gittikçe daha iyi bilinmekle birlikte iyileşmesi için gereken şartlara dair çok az şey ortaya konulmakta. Örneğin travmatize edilmiş birçok insan birer kurban olarak tanımlanıyor ve bir araya toplanıyor. Bu durum iyileşme için faydalı bir ilk adım olmakla birlikte sınırsız bir süre boyunca buna devam edildiğinde iyileşmeye engel olabiliyor. Cinsel istismar birçok travma türünden yalnızca biri. Travmanın kaynağının ne olabileceğini bakılmaksızın olumlu bir çerçeve yarattığımızda travmanın etkilerinden kurtulma eğilimimiz artar. Kendine özgü karakteri ve güzelliğiyle gelişmiş ağaç imgesi bize deneyimimizi inkar etmekten ya da kendimizi kurban ve travmadan sağ kurtulan olarak tanımlamaktan daha çok faydalı olacaktır. Travmanın kökleri sahip olduğumuz içgüdüsel fizyolojinin altında yatıyor. Dolayısıyla da travmamızın iyileşmesi için gerekli anahtarı keşfederken zihinlerimiz kadar bedenlerimizden de faydalanırız. Bizler bu kökleri seçme şansımız olduğunu bilerek bulmak durumundayız belki de hayatımızın en büyük şanslarından biri bu seçme şansına sahip oluşumuzdur. Travmanın iyileşmesi, bedenin içsel farkındalığı aracılığıyla ulaşılabilen doğal bir süreçtir. Bu iyileşme yıllar süren psikoterapiler ya da hatıraların tekrar tekrar deşilmesini ve bilinç dışından çıkarılıp temizlenmesini gerektirmez. Sözüm ona travmatik anılara dair bitip tükenmez araştırmaların ve bunların bellekten çekilip çıkarılmalarının çoğu zaman organizmaların iyileşme konusunda sahip oldukları içsel bilgeliği engellediklerinde göreceğiz. Travmatize olmuş bireyler üzerine yaptığım gözlemler, travma sonrası semptomların temelde korkuya takılı kalan tamamlanmamış fizyolojik tepkiler oldukları sonucunu çıkarmamı sağladılar. Hayati tehlike içeren durumların tehdidi altında kalındığında verilen tepkiler tamamlanana kadar, semptomatik kalıyorlar. Travma sonrası stres bunun bir örneği. Reaksiyonlar boşaltılıp tamamlanana kadar semptomlar ortadan kaybolmazlar. Donma reaksiyonunun içinde sıkışıp kalan enerji Bob Barkley'nin ve Nancy'nin durumlarında gördüğümüz gibi dönüştürülebilir. Bu iki kişiden her ikisi de biyolojik hareketlilik tepkisine geçmeyi başararak enerjiyi boşaltabilmiş ve tümüyle hayat dolu bir yaşama geri dönebilmişlerdi. Pencereyi açık zannederek uçarak dışarı çıkmak isteyen bir kuş pencereye tosladığında afallamış ve hatta ölmüş gibi görünür. Kuşun pencereye çakılışını gören bir çocuk ise yaralı hayvandan uzak durmakta zorlanır. Meraksan ya da ilgi duyduğundan veya yardım etmek arzusuyla kuşu eline almak isteyebilir. Çocuğun ellerinin sıcaklığı kuşun normal fonksiyonlarına geri dönmesini kolaylaştırır kuşun titremeye başlaması ise yeniden çevresine yönelmeye başladığının işaretidir. Dengesine kavuşmak için hafifçe sendeleyebilir ve sonra çevresine bakar. Eğer titreme ve yeniden yönelme sürecini geçebilmesine engel olacak kadar fiziksel hasar görmemişse, söz konusu hareketsizlik etabının içinden geçerek sanki hiç travmatize olmamış gibi uçmaya devam eder. Söz konusu titreme engellendiğinde hayvanlar ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Eğer biraz önceki örneğimizdeki çocuk hayat belirtileri gösterdiği sırada kuşu okşamaya başlasaydı, yeniden yönelme süreci hasar görebilir ve böylece kuş şok sürecine geri dönmek zorunda kalabilirdi. Boşalma sürecinin tekrar tekrar engellendiği durumlarda takip eden süreçlerin her birinin süresi uzar. Bunun sonucunda kuş korkudan ölebilir. Bunun nedeni kendi çaresizliği altında ezilmiş olmasıdır. Biz insanlar donma tepkisi nedeniyle sıkışıp kalan enerjinin boşalmamasından dolayı nadiren ölsek de bu olgu bizim ciddi ızdırap çekmemize neden olur. Travma geçiren bir gazi, bir tecavüz kurbanı, su istimale uğramış bir çocuk, örnekteki antilop ve kuş hepsi de kendilerini aşan, yoğun baskı hissettiren ezici durumlarla karşı karşıya kalmış oluyorlar. Kendilerini savaş ya da kaç seçimlerinden birine yöneltmeyi beceremediklerinde ise donuyor ya da yıkılıyorlar. Bu enerjiyi boşaltabilenler ise kendilerini toparlayabiliyorlar. Biz insanlar hayvanların her zaman yaptığını yaparak donma tepkisini aşmaktansa gittikçe artan dizi dizi yıpratıcı semptomla ifade edilen geriye dönük bir sarmala gireriz. Travmanın içinden geçmek için ihtiyaç duyduğumuz şey ise sükun, güven ve çocuğun ellerinin nazik sıcaklığında kuşa sunulan korumaya benzer bir korumadır. Doğadan olduğu kadar arkadaşlarımızdan ve akrabalarımızdan da destek alma ihtiyaç duyarız. Bu destek ve bağ sayesinde bizi tamamlanmaya, bütün olmaya ve en nihayet huzura götüren doğal sürece güvenmeye ve onu onurlandırmaya başlayabiliriz. Awakenings, uyanışlar. The man who mistook his wife for a hat, karısının şapka sanan adam. Ve Migraines, Migren adlı kitapların yazarı Oliver Sacks bu kitaplardan üçüncüsünde birçok hastası tarafından yaşanan yoğun migren ataklarını anlatıyor. Migren sinir sisteminin strese verdiği tepkidir ve çoğunlukla stres sonrası yaşanan donma. Tepkiyle bağlantılıdır. Saks kitabında migren ağrılarını haftalık bir döngü içinde yaşayan bir matematikçi hastasına dair oldukça etkileyici bir vaka örneğinden de bahsetmekte. Söz konusu matematikçi çarşamba günleri gerginleşip huzursuzlaşıyormuş perşembe ve cuma günleri stresi çalışmasını engelleyecek şekilde artıyor. Cumartesi de son derece sinirli ve huzursuz geçirdikten sonra pazar günü dört dörtlük bir migren hatayı yaşıyormuş. Ancak pazar günü öğleden sonra migren ağrıları azalarak tamamıyla ortadan kalkıyormuş. Migren boşalıp kaybolduktan sonra ise söz konusu erkek hasta yaratıcı ve umut dolu bir yeniden doğuş sürecine giriyormuş pazartesi ve salı kendini tazelenmiş, yenilenmiş, yeniden canlanmış hissederek çarşamba gününe kadar huzurlu ve yaratıcı bir çalışma temposuyla gayet iyi çalışıyor ve sonra çarşamba günü geri gelen huzursuzlukla birlikte tüm döngü yeniden tekrarlanıyormuş. Hastasının migren ataklarını rahatlatmak için ilaçlardan faydalanan Saks, bu tür bir tedavinin aynı zamanda bu hastanın yaratıcılığını da engellediğini fark etmiş. Doktor Sachs bu vakayı kendi sözleriyle şöyle anlatıyor. Bu hastamın migrenini tedavi ettiğinde aynı zamanda kendisinin matematikçiliğinde tedavi etmiştim. Patoloji ile birlikte yaratıcılıkta ortadan kaybolmuştu. Saks hastalarının migren ataklarından sonra bir miktar ter atabildiklerini ya da litrelerce idrar çıkarabildiklerini anlatarak bu durumu fizyolojik katersiz olarak tanımlıyor. Ancak söz konusu hasta ilaçlarla tedavi edildikten sonra bu tür bir reaksiyon göstermemiş. Ayrıca ılık ılık teratmak genellikle travmanın çözülmesine ve iyileşmeye eşlik eder. Endişeli titremelerden yavaş yavaş gittikçe yükselen heyecana ve nemli dalgalanmaların ılık samimiyetine doğru hareket eden beden doğuştan gelen içsel iyileşme kapasitesiyle travmanın yarattığı donmayla oluşan buzdağını eritir. Kendimize titremek gibi travmatik semptomlardan ileri gelen bedensel deneyimleri yaşama izni verdiğimizde anksiyete ve umutsuzluk yaratıcı bir kaynağa dönüşebilir. Travma semptomlarının geliştirici dönüşümleri için gerekli enerjiler, potansiyeller ve kaynaklar yine bu semptomların içinde saklı tutulmaktadırlar. Semptomları bastırmak için ilaç kullanmak, uyum sağlamaya ya da kontrol sağlamaya haddinden fazla önem vermek ya da duyguların ve hislerin inkarı veya Geçersiz kılınması gibi davranışlar ise yaratıcı iyileşme sürecini engelleyen birçok unsurdan birkaç olarak sayılabilir. Travma hastalık değil, rahatsızlıktır. En önemli popüler bilim yazarlarından biri olan Daniel Goldman, 1992 yılında New York Times'ta yayınlanan İyileşemeyen Yaralar konulu makalesinde yaygın bir tıbbi görüşü savunarak travmanın geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu anlatmaktaydı. Ona göre neyse ki bu beyin hastalığını tedavi eden Prozac gibi sihirli bir panzehir bulunmuştu. Goldman anlatımını Yale Üniversitesi psikiyatrlarından Dr. Dennis Charny'den şöyle bir alıntıyla sürdürüyordu. İster ardı arkası kesilmeyen terör mücadelesi olsun ister kasırga ya da bir trafik kazası. Kontrol edilemeyen tüm stresler aynı biyolojik etkiyi yaratabiliyor. Yıkıcı travmaların kurbanları Biyolojik açıdan asla bir daha aynı olamayabilirler. Travma kışkan ve uyumlu kalması gereken bir biyolojik tepkinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu tepkinin sıkışıp kalması ve uyumsuzluk göstermesi istenen bir şey değildir. Uyumsuzluk yaratan bir tepki bir hastalık değil, bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın orta dereceli sıkıntı yaratan bir halden tümüyle güçsüz bırakan bir hale doğru değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak söz konusu uyumsuzluğun içinde bile akışkanlık potansiyeli mevcuttur. Ve gevşemesi veya rahatlaması için gerekli iyileşmeyi sağlamak üzere kendisine dokunulması ya da kendisiyle bağlantı kurulması gerekir. Sıkışıp kalmış bu enerjilerin hareket etmeleri sağlanmadığında travma kronikleşir ve travmayı yaşayan kişinin dengesine ve sağlığına kavuşmasını sağlamak çok fazla zaman veya emek gerektirebilir. Aynı New York Times makalesinde Goldman bir diğer araştırmacı olan Doktor Nemerov'un sözlerinden de bir alıntı yapmakta. İçinde bulunduğunuz alışveriş merkezinin otoparkında bir otomobilin infilakına şahit olduğunuzda ilk travmanızla aynı tepkileri verir, terlemeye başlarsınız, dehşet içinde kalır, soğuk soğuk ter döker, titlersiniz. Bu araştırmacının önermekte olduğu bir sonraki adım ise bu titreten tepkiyi karşılayacak ilaçlar geliştirmekti. İlaçlar travmatize olan kişinin stabilize olmasına yardımcı olmak için zaman kazanmak konusunda faydalı olabilirler ancak bedenin stresi dengelemek üzere vermekte olduğu kendine özgü tepki bastırmak için uzun süreli kullanıldıklarında iyileşmeye engel oluyorlar. Söz konusu organizma biyolojik ve anlamlı hareket şeklini tamamlamak için tıpkı hayvanlar aleminde gördüğümüz gibi kendiliğinden meydana gelen doğal titreme ve sarsılmalara ihtiyaç duyar. 1982'de yayınlanan Polar Bir Alert, Kutup Ayısı Tetikte adlı National Geographic videosunda bu fenomen açıkça gösterilmekte. Belgeselle stresli bir takibin ardından uzaktan atılan uyuşturucu iğneyle vurulan bir kutup ayısı var. Söz konusu anesteziden yavaş yavaş uyanan bu kutup ayısı uyanma sürecinde normale dönmeden önce uzun süre titreyip sarsılıyor. Travmayı bir hastalık olarak görüp ilaçla tedavi etmeye çalıştığımızda ilaçlar tıpkı Dr. Saks'ın migren hastasında gördüğümüz gibi bu doğal ve yaratıcı süreci genellikle çok fazla bastırmaktalar. Bu onarıcı tepki ilaçlarla baskı altına da alınsa, korkunun içinde donma halinde hapiste kalsa ya da iradenin kontrolü altında yönde değiştirse öz düzenlemeye dair içsel kapasite raydan çıkmış oluyor yaygın görüşün aksine travma iyileşebiliyor. Ayrıca sadece iyileşebilmekle de kalmıyor, birçok durumda iyileşmesi için uzun saatler süren terapilere, acı veren anıların etkilerinin ortadan kaldırılmasına ve ilaçlara bağlı yaşanmasına da gerek bırakmıyor. Geçmişte yaşanmış olayları değiştirmemizin mümkün olmadığını ve bunları değiştirmemize gerek de olmadığını anlamamız gerekiyor. Yaşanmış travmaya ait semptomlar, ilgili enerji örnekleri, ve kaybedilmiş derslerdir. Şimdiki zamanda var olmayı öğrendiğimizde, geçmiş sorun olmaktan çıkar, içinde bulunulan her an yeni ve yaratıcıdır. Yapmamız gereken tek şey şimdiki zamanda var olan semptomlarımızı iyileştirmek ve ilerleme devam etmek. İyileştiren bir an ileriye ve geriye doğru dalga dalga yayılır ve yeniden sağlığımıza kavuşuruz. Travmayı önlemek onu iyileştirmekten daha kolaydır. Bu kitapta verilen bilgi, araç ve gereçlerle potansiyel travmatik deneyimlerin etkileri önlenebilir ve bireyin ileride oluşabilecek tehdit edici durumlara karşı daha esnek bir yapıya kavuşması sağlanabilir. Burada sunulan bilgi ve yöntemler çoğunuzun uzun süreye travmalarını bile hayatı onaylayan birer deneyime dönüştürmesine yardımcı olacaktır. Bu teknikler risk altındaki çocukları, eşleri ya da arkadaşları desteklemek için de kullanılabilir. Elbette ki bazı insanlar profesyonel destek alacak kadar ciddi travmatize olmuş olabilirler ve iyileşmeleri için ilaç kullanmaları gerekebilir. Bunu bilmelisiniz. Böyle bir destek almanın utanılacak bir yanı yoktur. Bu yetersizlik değildir. Ayrıca bu materyali terapistiniz ya da doktorunuzla da paylaşabilirsiniz. Böylece kendisi sizinle en iyi şekilde çalışabilir. 4. Bir garip yeni ülke. Travma müebbet ceza değildir. Travma geçirenlere sıkıntı veren ürkütücü ve çoğunlukla tuhaf bir takım semptomları şöyle sıralayabiliriz. Geçmişe dönüşler, anksiyete, panik ataklar, insomnia, depresyon, psikosomatik şikayetler, açık olamamak, sebepsiz şiddetli öfke atakları, tekrarlayan yıkıcı davranışlar. Bir zamanlar sağlıklı olan insanlar nispeten kısa zaman dilimlerinde meydana gelen olayların sonucunda delilin kıyısına doğru itilebilirler. Travmadan bahsedildiğinde çoğu insanın ilk aklına gelen konu savaş gazileri ya da çocukken ciddi suistimale maruz kalmış insanlar olur. Travma o kadar yaygınlaştı ki birçoğumuz varlığını bile fark etmiyoruz. Herkes travma yaşar. Hepimiz yaşadığımız travma bizi hayatımızın geri kalanında travma sonrası stres bozukluğuna maruz bırakmış olsun olmasın Hayatımızın herhangi bir noktasında travmatik deneyim yaşamışızdır. Travma semptomları kendilerini başlatan olaydan sonra yıllarca gizli kalabildikleri için bazılarımız bu semptomları henüz fark etmemiş olabiliriz. Travmanın hem nedenleri hem de belirtileri inanılmaz derecede geniş ve çeşitlidir. Günümüzde artık zararsız görünen olayların bile travmaya neden olabildiklerini oldukça fazla rastlanmaktadır. İyi haber bununla yaşayıp ömrümüzün sonuna kadar bunu çekmek zorunda olmadığımızdır. Travma iyileştirilebilir, daha da kolayı önlenebilir. En garip travma semptomları bile kendimizi doğal biyolojik içgüdülerimize bırakarak onların bize rehberlik etmesine izin verdiğimizde çözülebilir. Bunu başarabilmek için ise kendi kendimizi anlayıp deneyimleyebilmenin tümüyle yeni bir yolunu öğrenmemiz gerekiyor. Çoğumuz için bu yeni ve yabancı bir ülkede yaşamaya benzer. Yeni yabancı ülke. Şimdi sizi dünyanın bir zamanlar yalnızca sürüngenlerin yaşamakta olduğu karanlık ilkel bölgelerine götürüyorum. Bu ilkel dünya hala bizim içimizde son derece canlı. En değerli kişisel kaynaklarımızın bazılarını yuvası olmayı sürdürmekte. Çoğumuza öğretilen şey bu doğal kaynaklarımızı görmezden gelip teknoloji tarafından bize sunulan avantajlara güvenmek. Böylece bize verilen önemli yanlarımızı unutarak bu tür bir sonucu kabul etmeyi seçeriz. Hatta böyle bir seçim yaptığımızın farkında bile olmayabiliyoruz. İnsanoğlu dağlarda, tepelerde, vadilerde aylak aylak gezip dururken ağaç kökleri ve yabani meyveler toplayıp vahşi hayvanları avlarken mağaralarda yaşardı. Ve o zamanlar varlığımız doğal hayatla çok yakın ilişki içindeydi. Her gün, her an, her saniye kendimizi, ailemizi ve dostlarımızı vahşi hayvanlardan ve diğer tehlikelerden korumak zorundaydık ve bunun için çoğunlukla kendi hayatımızı riske atmak durumunda kalırdık. İronik olan ise, tarih öncesi insanların sürekli karşı karşıya kaldıkları hayatı tehdit eden olayların, bizim şimdiki modern sinir sistemlerimizi hayatta kalmamızın tehdit altında olduğunu algıladığımız her an güçlü ve dört dörtlük tepki verecek şekilde biçimlendirmiş olmaları. Bugün biz bu doğal kapasiteyi deneyimlediğimizde kendimizi canlı ve coşkulu, güçlü, genişlemiş, enerji dolu ve her türlü mücadeleye hazır hissediyoruz. Tehdit altında olmak en derin, en içsel kaynaklarımızı göreve çağırarak bizim insanoğlu olarak potansiyelimizin tamamını kullanmamızı sağlar. Bunun karşılığında da duygusal ve fiziksel refahımız artar. Modern hayat zaman içinde gelişip evrimleşmiş olan bu güçlü kapasitemizi kullanmamız için bize bazı aleni fırsatlar sunar. Bugün artık hayatta kalmamız fiziksel tepki vermek yerine düşünme kapasitemizi gittikçe daha çok geliştirmemize bağlı. Bunun sonucunda da çoğumuz doğal içgüdüsel benliklerimizden ayrı düşüyoruz. Özellikle de hayvan olmayı aşağılamak yerine gururla taşıyan yanımızdan kopuyoruz. Kendimizi nasıl görürsek görelim en temel anlamda biz kelimenin tam anlamıyla insan hayvanlarız. Bugün karşı karşıya kaldığımız temel mücadeleler kendiliğinden nispeten hızlı gelişmiş olmakla birlikte sinir sistemlerimiz böyle bir değişiklik konusunda çok daha ağır kalmakta. Doğal benlikleriyle daha yakın temas içinde olan insanların travma söz konusu olduğunda başlarına gelenle daha iyi baş etmeleri tesadüf değildir. Bu ilkel içgüdüsel benliğe ait kaynaklara kolayca ulaşamayan kişiler bedenleriyle ruhlarını birbirine yabancılaştırırlar. Çoğumuz kendimizi hayvan olarak görmez ya da deneyimlemeyiz. Ama içgüdülerimiz ve doğal tepkilerimiz aracılığıyla yaşayamadığımızda tam olarak insanda olamayız. Ne hayvan ne de tam olarak insan olabildiğimiz bir arafta var olmak bizi bir dizi problemle karşı karşıya kalmamıza neden olur. Bunlardan biri de travmaya müsait oluşumuz yani travmadan kolay etkilenmemizdir. Sinir sistemimiz ve ruhumuz salgı kalabilmek için bazı mücadelelerle karşı karşıya kalıp bunları başarıyla atlatmaya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç karşılanmadığında ya da bizi zorlayan bir durumu başarıyla geçemediğimizde yaşama gücümüzü kaybeder ve hayata tam olarak sarılmakta güçlük çekeriz savaş, taciz, kazalar ya da diğer travma yaratan olaylar karşısında yenik düşenlerimiz çok daha ciddi sonuçlara maruz kalıp ızdırap çekerler. Travma. Travma nedeniyle ortaya çıkan sorunların önemi ve ağırlığını araştıran çok az kişi olduğundan ne kadar çok insanın bu olgudan etkilendiğini kavramamız zor oluyor. Yakın zaman önce yapılan bir araştırmaya göre Son 3 yılda travmatik bir olaya maruz kalan insan sayısı erkek ve kadınlarda ayrı ayrı binleri aşıyor. En sık adı geçen travmalar ise şöyle: tecavüze ya da fiili saldırıya uğramak, ciddi bir kaza geçirmek, birinin öldürülmesine ya da yaralanmasına şahit olmak. Amerika'da sokakta yaşayan evsizlerin %30'u gibi yüksek bir oranının travma sonrası stres bozukluğuna maruz kalan Vietnam gazileri oldukları bilinmekte. 75 ile 100 milyon arası bir sayıda Amerikalı'nın ise çocuklukta cinsel ve fiziksel suistimale maruz kalmış oldukları da istatistik bilgiler arasında. Titizlikle gerçekleştirilen AMA araştırmalarına göre de evli kadınların %30'undan fazlası ve hamile kadınların %30 kadarı eşleri tarafından dövülüyor. Her 9 saniyede bir bir kadın eşi ya da sevgilisi tarafından şiddet görmekte. Hamile kadınların dövülmesi fetüste de travma yaratabiliyor. Savaş ve şiddet bu gezegende yaşayan neredeyse her erkeğin, kadının ve çocuğun hayatını etkilemiş bulunuyor. Son birkaç yılda büyük topluluklar doğal afetlerle yok oldular ya da topluca büyük yıkımlara uğradılar. Hugo, Andrew ve Iniki kasırgaları, Midwest ve Kaliforniya selleri, Oakland yangını Loma Prieta, Los Angeles, Meksika şehri, Kahire ve Kobe depremleri bu felaketlerden bazıları olarak sayılabilir. Bu olaylardan etkilenenlerin tamamı travma riski altında ya da travmadan dolayı zaten acı çekmektedir. Travma semptomlarına sahip birçok insanın durumu ise belirsiz ya da tanımsız kalıyor. Örneğin yetişkinlerin %10 ile 15 arası bir oranı panik atak, tanımlanmamış anksiyete ya da fobilerden müzdarip. %75 gibi yüksek bir oranımız doktora gittiğimizde şikayetlerimizin psikosomatik olduğunu öğreniyoruz. Çünkü söz konusu şikayetlerimizin tıbbi karşılığı bulunmuyor. Yaptığım çalışmalar ışığında bu insanların birçoğunun söz konusu semptomlarına en azından katkıda bulunan travmatik hikayeleri olduğu sonucuna vardım. Depresyon ve anksiyete çoğunlukla zihinsel hastalıkları benzer şekilde travmayla ilintili bir maziye dayanıyor. Travma alanında saygıder bir araştırmacı olan Bessel van der Kolk tarafından yürütülen bir çalışma, büyük bir akıl hastanesinde yatan hastaların sıklıkla travmaya ilişkin belirtilere maruz kaldıklarını gösterdi. Bu semptomların birçoğu önemleri zamanında fark edilmemiş olduğundan gözden kaçırılmışlardı. Bugün artık birçok insan şiddet içeren ya da tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmak kadar cinsel, fiziksel ve duygusal suistimalin de insanların hayatını derinden etkileyen ve değiştirebilen bir olgu olduğunun farkında. Çoğu insanın bilmediği şey ise zararsız görünen birçok olayın travmatik olabildiği. Travmanın getirdiği sonuçlar çok geniş bir yelpazeye dağılabiliyor ve örtük olabiliyorlar. Kariyerim boyunca yaptığım çalışmalarda inanılmaz derecede geniş bir semptom çeşitliliği olduğunu gördüm. Davranışsal ve psikosomatik problemlerden, yaşama sevinci eksikliği ve benzerlerine kadar değişen birçok semptom, bu semptomlar sadece yukarıda bahsedilen travma yaratan olaylarla değil, oldukça sıradan olaylarla da ilintiliydi. Yaygın ve sık rastlanan olaylar da en az savaş gazilerinin ya da çocuklukta suistimale maruz kalanların deneyimledikleri Olaylar kadar yıpratıcı etkiler yaratabiliyorlar. Travmanın etkileri her zaman kendilerine sebep olan olayların hemen ardından kendilerini göstermeyebilirler. Söz konusu semptomlar uyku halinde kalabilir. Yıllar hatta 10 yıllar boyunca birikebilirler. Ardından stresli bir dönemde ya da bir diğer olayın sonucunda hiçbir uyarı vermeden birdenbire ortaya çıkabilirler. Ayrıca bu semptomlar asıl nedenlerine dair herhangi bir ipucu da vermeyebilirler. Bu yüzden küçük gibi görünen bir olay, felaket yaratan tek bir olayın neden olabileceğine benzer ani bir çöküşe ya da kırılıma yol açabilir. Bilmediğimiz şeyler tarafından da yaralanabiliriz. Travma söz konusu olduğunda bilgimiz dahilinde olmayan şeyler tarafından da yaralanmamız mümkündür. Travmatize olduğumuzu bilmememiz bizi o travma tarafından yaratılan sorunlarla karşı karşıya kalmaktan alıkoymaz. Ancak travmaya ve travma tedavisine dair bu kadar çok yanlış bilgi ve efsaneye gömülmüş olmamız dolayısıyla vuku bulan bu inkar anlaşılabilir bir şeydir. Travma semptomlarıyla başa çıkmak yeterince zorken buna bir de bu semptomları yaşamakta oluşumuzun nedenini ya da bir gün son bulup bulmayacaklarını bilmiyor olmanın yarattığı anksiyete eklenir anksiyete beklenmedik bir anda çeşitli nedenlerle baş gösterebilir. Bunu eşinizin, arkadaşlarınızın ya da akrabalarınızın artık hayatınızı ele almanız gerektiğinde fikir birliğine varmalarından kaynaklanan derin acı da dahildir. Sizden normal davranmanızı beklerler çünkü şimdiye kadar semptomlarınızla yaşamayı öğrenmiş olmanız gerektiğine inanırlar. Semptomlarınızın hafiflemesi için hayat büyü rejim yapmanız, ilaç kullanmanız ya da terapi görmeniz gerektiğine dair tavsiye ve yönlendirmeler nedeniyle kendinizi umutsuz ve çaresiz hissedersiniz. Semptomlarınızdan başka insanlara bahsetmekten korkabilir ve yabancılaşabilirsiniz. Çünkü semptomlarınızın başkaları tarafından yaşanamayacak kadar garip şeyler olduklarına inanmaya başlarsınız. Kimsenin size inanmayacağından kuşkulanabilir, belki de delirmeye başladığınızı düşünebilirsiniz. O garip ağrınızın ne olduğunu anlamak için tahlil ve test yaptırma aşamasında 3-4 tur dönüp dolaştıktan ve en nihayet teşhis için gerekli küçük bir ya da birkaç operasyon geçirdikten sonra gittikçe artan faturaların yarattığı ekstres de cebası olur. Hastalığınıza konulacak bir teşhis ya da bir neden bulunamadığında da doktorunuzun sizin hastalık hastası olduğunuza inandığını görüp bu bilgiyle yaşamak zorunda kalırsınız. Travma semptomlarını yorumlarken yanlış sonuçlara varılması da oldukça yaygın bir olgu. Bu semptomların yanlış değerlendirilmesiyle bireylere zarar veren sonuçlar da ortaya çıkabilir. Ve kişiler gerçekte böyle bir deneyim yokken bile çocuk yani fiziksel ya da cinsel tacize uğradıklarına veya sürekli olarak suistimal edildiklerine inanmaya yönlendirilebilirler. Burada kimsenin çocuktan tacize uğramadığını iddia ediyor değilim. Toplumun her katmanında oldukça fazla sayıda çocuk her gün insafsızca tacize maruz kalmakta. Bunların birçoğu bu tacizleri ancak yetişkin olduklarını da hatırlayabiliyorlar. Buna rağmen daha sonraki bölümlerde açıklayacağım gibi öyle travma dinamikleri vardır ki geçmiş olaylara dair ürkütücü ve tuhaf bir takım hatıralar yaratırlar. Ancak bu sözüm ona hatıralar fazlasıyla gerçekmiş gibi görünseler de hiç yaşanmamışlardır. Travmaya Travma tedavisine ve travmatize olmuş kişinin iyileşme beklentisine dair yanlış bilgilendirme meselesi aşırı derecede şaşırtıcıdır. Travma konusunda uzmanlaşmış birçok profesyonel bile bu yanlış bilgilendirmeyi ayırt edemiyor. Söz konusu yanlış bilgilendirmenin insanı anksiyeteye ve daha fazla ızdırap çekmeye yöneltmesi ise bu olgunun kaçınılmaz bir sonucu haline geliyor. Travmatize olmuş bir insanın gerçekleri Hepimiz söze döküldüğünde anlam kaybına uğrayan deneyimler yaşamışızdır. Böyle bir şey ifade etmek için de genellikle orada olman gerekirdi. Cümle kalıbını kullanırız. Travma da böyle deneyimlerden biridir. Sözcüklerin gücü travma yaşamış bir insanın acısını tam olarak ifade etmeye yetmez. Böyle bir acı tanımlanamayacak kadar yoğundur. Travma yaşamış birçok insan başka bir insanoğluyla paylaşılması mümkün olmayan bir kişisel cehennemde yaşamakta olduğunu söyler. Bu ifade tamamıyla doğru olmasa da bu algıya sebep olan unsurların var oldukları tamamıyla doğrudur. Ciddi derecede travmatize olmuş kişiler en çok mücadele ettikleri meseleleri şöyle dile getiriyorlar. Korkmadığım tek bir şey bile yok. Sabahları yataktan kalkmaya korkuyorum. Evimden dışarıya çıkıp yürümeye korkuyorum. Ölümden fazlasıyla çok korkuyorum. Bir gün öleceğimden değil Birkaç dakika sonra öleceğimden korkuyorum. Öfkeden korkuyorum. Hem kendi öfkemden hem de başkalarının öfkesinden korkuyorum. Ortada herhangi bir öfke yokken bile bundan korkuyorum. Reddedilmekten ve terk edilmekten korkuyorum. Başarıdan ve başarısızlıktan korkuyorum. Göğsümde ağrı hissediyorum. Ayrıca her gün kollarımın ve bacaklarımın karıncalandığını ve uyuştuğunu da hissediyorum. Neredeyse her gün regl ağrısı ile ilgili kramplara benzer kramplardan yoğun ağrıya kadar değişen bir yelpazede çeşitlilik gösteren kramplara maruz kalıyorum. Yaşamımın çoğu gerçekten acı içinde geçiyor. Artık dayanamayacağımı hissediyorum. Baş ağrılarım var. Sürekli sinirliyim. Nefes daralması, taşı kardi, yönsüzlük ve panik bana sıkıntı veriyor. Sürekli üşüyorum ve ağzım kuruyor. Yutkunmakta güçlük çekiyorum enerjim ve motivasyonum yok ve yaptığım bir işi bitirdiğimde tatmin duygusu yaşayamıyorum. Bunu alıyorum, kafam karışık, zihin bulanıklığı yaşıyorum ve her zaman çaresiz ve umutsuzdum. Kontrol edemediğim öfke patlamalarım ve depresyonum var. Hayata sarıl. Seni inciten bir şey olduğunda gizle onu kimse görmesin. Michael Martin Murphy, Cowboy Logic. Travmayla ilintili semptom ve duygular aşırı uçlarda olabildikleri için çoğumuz ve yakınlarımız bu yoğun tepkilerden ürkerek bunları bastırma girişiminde bulunuruz. Ne yazık ki bu karşılıklı inkar bizi iyileşmekten alıkoyar. İçinde yaşamakta olduğumuz kültürde travmatize olmuş kişilerin deneyimlerine ve duygusal hassasiyetlerine karşı bir hoşgörü eksikliği var. Duygusal olgularla çalışmaya da çok az zaman ayrılmaktı ezici ve yıkıcı bir olayın ardından fazla çabuk uyum sağlamamız gerektiği konusunda rutinleşmiş bir baskıya maruz kalıyoruz. İnkar kültürümüzde o kadar yaygın ki artık kliş, klişe hale gelmiş durumda. Şu cümleleri ne kadar sık duymuş olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Topla kendini geçti artık bunu unutman gerek. Sık dışını şimdi hayata sarılma zamanı. Kimler travmatize olmuştur? tehlike ve tehditle karşı karşıya kaldığımızda gereken tepkiyi verebilmemiz bir dizi farklı unsura bağlı. Olayın kendisi ne derece tehdit edicidir? Ne kadar uzun sürmüştür? Hangi sıklıkta meydana gelmiştir? Yoğun ve sürekli tekrarlayan tehdit edici olaylar en zorlayıcı olanlardır. Tekrar tekrar meydana gelen ve insanın yaşamını ciddi derecede tehdit eden kazalar da aynı derecede zorlayıcı olabiliyorlar savaş ve çocuk tacizleri en yaygın görülen ve kişinin hayatta kalma kaynaklarını aşarak travma yaratan olay örneklerinden ikisidir. Travmaya neden olan olay sırasında kişinin sürdürmekte olduğu yaşam biçimi, ailemizden ya da arkadaşlarımızdan destek alabilmemiz ya da alamamamız bizi fazlasıyla önemli derecede etkiler. Ayrıca sağlık açısından zayıf olmak, sürekli stres altında olmak, Yorgunluk ve beslenme yetersizliği de etkili olur. Kişinin fiziksel özellikleri. Bazı insanlar stres yaratan olaylara karşı yapısal olarak genetik açıdan diğer insanlara göre daha dayanıklı olurlar. Bazı durumlarda güçlü, hızlı ve zinde olmak da önemli olabilir. Kişinin yaz, yaşı ve fizyolojik gelişim düzeyiyle esnekliği daha bile önemli sayılabilir. Soğuk bir odada yalnız başına bekletilmek bir bebek için tümümüyle boğucu olabilirken yeni yeni ayaklanmaya başlayan bir minik için ürkütücü, 10 yaşında bir çocuk için sıkıntı verici olup bir ergen ya da bir yetişkin için sadece orta derecede rahatsız edici bir durum olabilir. Kişinin önceden kazanmış olduğu beceriler, bebek ve çocuklar ya da tehdit unsuru olan bir durumla başa çıkma becerisi veya deneyimi olmayanlar travmatize olmaya daha eğilimlidirler. Örneğin bu durumda kalan bir genç ya da yetişkin soğuğa ve yalnız kalmaya daha rahat hoşgörü gösterebilmekte kalmaz. Durumdan şikayet edebilir. Bir ısıtıcı isteyebilir. Odadan çıkmayı deneyebilir. Bir kazak giyebilir ya da kollarını ovuşturarak ısınmaya çalışabilir. Daha küçük çocuklar ya da bebekler için ise bu olasılıklar gittikçe azalarak değişiklik gösterir. Bu olgudan dolayı travmatik reaksiyonlar genellikle erken çocukluk dönemine denk düşerler. Travmatik reaksiyonun ilgili olayın diğer insanlar tarafından nasıl görüldüğüne bakılmaksızın geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Kişinin tehlikeyi karşılama konusunda kendi kapasitesini nasıl algılamakta olduğu. Bazı insanlar kendilerini tehlikelere karşı kendi kendilerini koruyabilecek kadar güçlü hissederken bazıları böyle hissetmezler. Bu kendine güven algısı belirleyici bir önem taşır ve tehlikeli durumlarla başa çıkarken kaynaklarımıza ulaşıp ulaşamayacağımıza da pek fazla bağlı değildir. Söz konusu kaynaklar içsel ya da çevresel olabilirler. Çevresel kaynaklar çevremizin bize potansiyel güvence olarak sağlamakta olduğu yükseklere uzanan sağlam bir ağaç, kayalar, dar bir oyuk, iyi bir sığınak, silah, yardımsever bir arkadaş gibi unsurlardır. Eğer girişimsel sürecimizin bu unsurlardan faydalanabilmemize izin veren bir düzeyindeysek bunlar içsel donanımlılık algısına katkıda bulunurlar. Bir çocuk için çevresel kaynak, suistimal etmek yerine ona saygılı davranan bir yetişkinin varlığı ya da taciz edilmediği güvenli bir mekan olabilir. Dışsal kaynak, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, çok çeşitli biçimlerde örneklenebilir. Bir hayvan, bir ağaç, sahip olunan bir oyuncak ya da hatta bir melek bile olabilir. İçsel kaynaklar, bir insanın deneyimlemekte olduğu benlik algısı bir dizi karmaşık içsel kaynaktan etkilenmektedir. Bu kaynaklar psikolojik tutum ve deneyimleri içeriyor olmakla birlikte bundan daha bile önemli olan organizmanın derinliklerinde yerleşik olan ve içsel eylem planı olarak bilinen içgüdüsel tepkilerdir. İnsanoğlu dahil olmak üzere bütün hayvanlar hayatta kalma şanslarını artırmak için bu içgüdüsel çözümlerden faydalanırlar. Bu çözümler yemek yemek, dinlenmek, üremek ve savunma gibi temel biyolojik tepkilerimizin tamamını yöneten önceden ayarlanmış standart programlar gibidirler. Sağlıklı bir insanın sinir sistemi yaşamsal bir tehdit algıladığında bu doğal savunma eylem planlarını ortaya koyar. Örneğin kolunuz sizi size doğru gelmekte olduğunu bilinç düzeyinde fark etmediğiniz bir toptan korumak üzere birden yukarı kalkar ya da ağaçtan aşağı doğru sarkan bir daldan korumak üzere saniyenin yarısı kadar kısa süre içerisinde eğili verirsiniz. Doğuştan gelen içsel hareket planı savaş ya da kaç tepkilerini de içermektedir. Daha kapsamlı bir örnek vermek gerekirse bir hanımdan dinlemiş olduğum şu öyküyü anlatabilirim. Bu hanım caddenin karşısından kendisine doğru gelen iki adamı gördüğünde karanlıkta evine doğru yürümekteymiş. Hallerinde bir tuhaflık olduğunu fark ettiğinden olsa gerek tedirgin, tedirginleşerek alarm durumuna geçmiş. Yaklaşan iki adamdan biri karşıya geçerek ona doğru gelmeye başlarken diğeri de bir daire çizerek arkasına geçmiş. Böylece kadının biraz önce şüphe duymakta haklı olduğu ortaya çıkmış. Tehlikeli bir durum söz konusuymuş. Kalbi hızlanmış. Kendisini daha da tetikte hissetmeye başlamış ve zihni olabilecek en iyi çözüm bulabilmek için yabani bir arayış içine girmiş. Bağırmalı mı koşmalı mı? Nereye doğru kaçmalı? Ne diye bağırmalı? Bir sürü seçenek zihninin içinde çılgınca bir hıza dönüp dolaşıyormuş. O kadar çok seçenek varmış ki içlerinden birini seçmek mümkün değilmiş. Üstelik bunları değerlendirecek zaman da yokmuş. İçgüdüleri birden güçlü bir şekilde devreye girmiş. Ne yapacağını bilinçli bir şekilde karar vermeksizin kararlı ve hızlı adımlarla caddenin karşısından açı yaparak kendisine doğru gelmekte olan adama doğru yürümeye başladığını fark etmiş. Onun bu gözüpek davranışının iki adamı afallattığı açıkça görülüyormuş. Böylece adamlardan bir diğer yöne saparak stratejik pozisyonunu kaybederken arkasına geçmeye çalışan diğeri de caddenin gölgeleri arasına karışarak gözden kaybolmuş. Adamlar şaşkına döndüklerinden kadın artık güvendeymiş. Örnekteki bu hanım içgüdülerine güvenme becerisi sayesinde travmatize olmaktan kurtulmakta. Başlangıçta yaşamış olduğu şaşkınlığa rağmen Doğuştan içsel olarak sahip olduğu savunma eylem planlarından birine uyarak saldırıyı başarıyla savuşturuyor. Benzer bir yaklaşım Elizabeth Thomas'ın The Hidden Life of Dogs köpeklerin gizli yaşama adlı o güzel kitabında anlatılan 2 yaşındaki Sibirya kurdu Misha'nın davranışlarında da görülmekti. Misha gece gezmelerinden birinde büyük ve hiddetli bir St. Bernard ile karşılaşır ve otoyolla bu büyük köpek arasında sıkışır kalır. İlk birkaç saniye boyunca Misha için işler kötüye gidiyor gibiydi ama sonra parlak zekasıyla sorunu çözdü. Başını dik tutup, kuyruğunu ise tıpkı bir özgüven bayrağı gibi hafifçe yukarı kaldırarak Saint Bernard'a doğru zıplayarak kazandığı zaferin haklı gururuyla yürüyüp gitti. Hem karanlık sokakta yürüyen kadın hem de Misha karşı karşıya kaldıkları soruna dair başarılı çözüme, sahip oldukları içgüdüsel eylem planları aracılığıyla ulaştılar başarı ya da başarısızlık tarihi. Bu içgüdüsel eylem planlarını kullanıp kullanamamanız, büyük ölçüde benzer durumlarda geçmişte göstermiş olduğunuz başarıya ya da başarısızlığa bağlı. Travmanın nedenleri Kariyerim boyunca gözlemlediğim bir şey olan travma kaynağı olaylara ve travmaya verilen reaksiyonlara dair o geniş çeşitlilik beni her zaman hayrete düşürmüştür. Örneğin Çocuklukta geçirilen ve önemli olmakla birlikte zararsız görünen ameliyatların kişilerin hafızalarına kazınma şekli de bunlardan biri. Bir danışanım 4 yaşındayken başından geçen bir deneyimi şöyle anlatmakta. Beni yüksek beyaz bir masaya bağlamaya çalışan maskeli devlerle mücadele ediyordum. Gözlerimin içine dolan soğuk ve haşın ışığın arasında bir sülüetin elinde siyah bir maskeyle bana iyice yaklaştığını fark ettim. Maske iğrenç kokuyordu ve beni boğarak öldürecek gibiydi. Maskenin yüzüme zorla bastırılmasını engellemek için mücadele etmeyi sürdürdüm. Bağırmak ve başımı çevirmek için çaresizlik içinde çırpınırken beni sersemleten kara bir tünelin içine düşerek korkunç halüsinasyonlar görmeye başladım. Yeşile çalan gri bir odada uyandığımda ise mahvolmuş bir haldeydim. İyi olduğumu gösterdiği düşünülen o aşırı kötü boğaz ağrısı dışında her şey berbattı. Ben iyi değildim. Düpedüz terk edilmiş ve tümüyle ihanete uğramıştım. Bana söylenen tek şey en sevdiğim dondurmadan yiyebileceğim ve kısa süre sonra ebeveynlerimin yanıma gelebilecekleriydi. Ve ameliyattan sonra tepki verebileceğim güvenli ve makul bir dünyanın varlığına dair inancımı yitirmiştim. Aciz bir utanç duygusu beni istila etmişti ve kötü biri olduğuma inanmaya başlamıştım rasyonel zihin böyle bir cezayı hak etmek için kötü bir şey yapmış olması gerektiğine inanır. İnsanı tüketen bu deneyimden sonra yıllarca akşamları yatağa girmekten korktum ve birden uykudan uyandığım geceler de oldu. Nefes almaya çalışıyor, ağlamaktan utanarak dehşet içinde tek başıma yatıyor ve boğularak ölmekten korkuyordum. 6 ya da 7 yaşıma geldiğimde aile içindeki gerginlik ve okul baskısı semptomlarımı ağırlaştırdı bir çocuk psikiyatrına gönderildim. Psikiyatrın en çok ilgilendiği konu benim uyuyabilmek için kabarık, kirli beyaz tüyler olan bir oyuncak köpeği yanında tutmaya ihtiyaç duymam oldu. Anksiyetemin ve aşırı utangaçlığımın sebebi ise belirsizliğini korumaya devam etti. Doktorun yaklaşımı beni daha da korkutmuştu. Çünkü bana böyle bir oyuncak arkadaşın yetişkin olduğunda başımı açabileceği dertlerden söz etmişti. Bu açıdan terapinin işe yaradığını söylemeliyim. Oyuncak köpeğimi çöpe attım. Ancak semptomlarım etkilerini sürdürmeye devam ediyorlardı. Ayrıca ek olarak kronik anksiyete atakları, sık sık etkili olan karın ağrıları ve başka psikosomatik sorunlar da geliştirmiştim. Bütün bunlar üniversite yıllarına kadar sürdü. Birçok olay kişinin deneyimlerine bağlı olarak hayatın daha sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek travmatik reaksiyonlara neden olabiliyor. Travma yaratmada önce olabilecek en yaygın görülen olaylar ise şöyle sıralanabilir. Cenin travması, rahim içi. Doğum travması. Ebeveyn ya da yakın akraba kaybına bağlı travma. Hastalık, yüksek ateş ve kaza sonucu zehirlenme. Düşmeler ve kazalar dahil olmak üzere fiziksel yaralanmalar. Terk edilme ve dövülmeler dahil cinsel, fiziksel ve duygusal suistimal şiddete şahit olmak deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler bazı tıbbi ve diş hekimliğine dair uygulamalar ameliyatlar özellikle de eter kullanılarak yapılan bademcik ameliyatları, kulak problemleri ve göz tembelliği denilen sorunla ilgili operasyonlar anestezi Uzun süre hareketsiz bırakılmak, küçük çocukların bacaklarının ya da gövdelerinin örneğin ayak burkulması, skolyoz gibi çeşitli nedenlerle alçı alınması ya da bandajlarla sabitlenmesi. Hastaneye yatmanın ve tıbbi uygulamalara maruz kalmanın travma yaratabileceği fikri birçok insana şaşırtıcı gelir. Oysa uzun süre hareketsiz kalmak zorunda kalmanın, hastane tecrübelerinin ve özellikle ameliyatların travmatik etkileri Genellikle uzun süreli ve ağır oluyor. Kişi operasyonun gerekli olduğunu biliyor olsa bile ve doktor eti, kasları ve kemikleri keserken bilinci açık olmasa bile bu olay beden tarafından hayatı tehdit eden bir uygulama olarak kayıt altına alınır. Hücre hafızası düzeyinde beden kendisini ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getiren bir yaralanmaya maruz kaldığını anlar. Biz entelektüel olarak ameliyatın yararına inanıyor olabiliriz ama ilkel düzeyde bedenlerimiz buna inanmaz travma söz konusu olduğunda içgüdüsel sinir sistemimizin taşıdığı ağırlık artar, çok daha fazla yük biner. Bu biyolojik olgu ameliyatların sık sık travma sonrası reaksiyon üretiyor oluşlarının birinci nedenidir. Reader's Digest dergisinin Temmuz 1993 sayısında yayınlanan Her Şey Yolunda Değil adlı sıradan bir öyküsünde bir baba, oğlu Robin'in küçük diz ameliyatını şöyle anlatmakta. Doktor bana her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Oğlumun dizi iyiydi ama ilaçlardan kaynaklanan, kabuslarla uyanan ve hastane yatağında çırpınmakta olan oğlum için her şey yolunda değildi. Hayata boyunca hiç kimseyi incitmemiş olan o tatlı çocuk maruz kaldığı anestezinin sisleri arasında yabani hayvanların bakışlarına benzeyen bakışlarla etrafa bakıp hemşireye vurmuş ve yaşıyor muyum diye bağırarak beni kollarını tutmaya yöneltip kim olduğumu bilmeden gözlerini gözlerime dikmişti. Oğlum eve götürülükten sonra da korkusu sürdü. Aralıklı olarak uyuyup uyanıyordu. Uyandığında kusmaya çalışıyordu ve ben baba ona faydalı bir şeyler yapabilmek için çıldırıyordum. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri varoşlarında yaşayan herkesin yaptığını yaptım ve ona bir oyuncak aldım. Böylece kendimi daha iyi hissettim. Geniş travmatik olaylar yelpazesine varlık gösteren birçok olaydan sonra çocuklarında meydana gelen önemli ve örtük davranış değişikliklerini anlayamadıkları için çaresizlik duyguları hissetmeye mahkum olan milyonlarca ebeveyn var.